Hocam işi var şu anda ama biraz Öyle bekliyorum. mi? Heh. Evet. Tamam. Katılımcı sayısı şimdi artmaya başladı. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam sendromik paneller özel etkinlik serimizin 6. modülünü birlikte yapacağız. Kemik eklem enfeksiyonlarını konuşacağız bu akşam. 18 Nisan'dan bu yana bu panel serisini ilgiyle takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kemik eklem enfeksiyonları tanısı oldukça zor, tedavileri zor ve maliyetli. Bu nedenle de hem ortopedi uzmanlarının, hem enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının, hem de mikrobiyoloji uzmanlarının için gerçekten ciddi bir sorun teşkil etmekte. Kemik eklem enfeksiyonları, artrit, osteomiyelit, protez gibi çok çeşitli enfeksiyonlar oluşturmakta. Akut klinik formlarda karşımıza çıkmakta. Bu panelde kemik eklem enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi başarılarını artırmak, preanalitik, analitik, postanalitik süreçleri klinik laboratuvar işbirliği içerisinde ele alınmasını sağlamak, yeni tanı yöntemlerini, yeni algoritmaları oluşturulabilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla planladık. Umarım hepimiz için çok faydalı olur. İlk olarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, Doçent Doktor Şiran Keske hocamızı davet etmek istiyorum. Şiran hocam, kemik eklem enfeksiyonlarının sınıflandırılması, patogenezi, tanı algoritmaları ve mikrobiyoloji laboratuvarından beklentilerle ilgili bir sunum yapacak bize. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tüm sayın başkanlarımıza, meslektaşlarımıza, katılımcılara çok teşekkür ederim. Ben de Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'ne daveti için ayrıca teşekkür ederim. Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi kemik eklem enfeksiyonlarında aslında klinikte yaşadığımız zorlukları bir hastanın hastaneye, hekime başvurusundan tanıya kadarki sürecini biraz ben anlatacağım. Aslında biraz anlattığınız şey pratiğimizde en çok karşılaştığımız sorunlar olacak. Ama bununla birlikte hem etkenler, etken dağılımı, kısmen patogenezinden ve klinik tanıda mikrobiyoloji tarafı tabii var. Bizim bugünkü toplanmamızın temel nedeni bu. Ama diğer tanı yöntemlerinden ne kadar faydalanıyoruz? Bunları mikrobiyolojiyle ne kadar entegre edebiliyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Kemik eklem enfeksiyonlarını aslında kemik ve eklem diye önce ikiye ayırmamız daha doğru oluyor ama tabii bazen bir eklem enfeksiyonu aynı zamanda kemik enfeksiyonu olarak da ortaya çıkabiliyor ki bunun Brusella'da, tüberkülozda görebiliyoruz. Ama temelde ikisini ayırmak bizim açımızdan daha basitleştirmiş oluyor anlamamızı. Kemik enfeksiyonlarını da osteomiyelit ve vertebral osteomiyelit diye ayırmak daha çok karşılaştığımız bir durum. Çünkü vertebral osteomiyelitin biraz daha hem patogenezi hem etiyolojisi farklı. Aslında bu sınıflama daha aşağıda devam edebilir. Osteomiyeliti akut kronik diye ayırt edebilmek mümkün. Eklem enfeksiyonlarını da septik artrit ve protez enfeksiyonları olarak ikiye bölüyoruz. Çünkü bunların hem tanı süreçleri hem olası etiyolojileri hem de tedavileri tamamen farklı. O yüzden bu ayrımlar klinik pratikte hakikaten karşılığı olan ayrımlar diyebilirim. Şimdi burada aslında temelde bütün iskelet sistemi enfeksiyonlarını modelleyen bir görsel. Anlamak açısından daha kolay olduğu için özellikle paylaştım. Mesela burada sağ üstte gördüğümüz yeşil bölge implantla ilişkili olan iskelet sistemi enfeksiyonlarını oluşturuyor. Yani bunlar fonksiyonel protezler. Örneğin bir kalça eklem protezi veya bir intramedüller, kemik dokusunun içinden geçen bir intramedüller çivi daha büyük, daha kalıcı implantları içeriyor.
Aşağıda gördüğümüz daha açık renkli olanlar ise daha basitleştirilmiş implant sistemleri cilt altına, cildi ve cilt altına içeren, bazen geçici olarak kullanılan implantlardan oluşan bölge ki buranın ayrı bir enfeksiyon grubu var. Etiyolojisi de biraz daha farklı. Ciltle teması daha ön planda olduğu için. Solda gördüğümüz ise aslında geri kalan, yani implant dışı olan enfeksiyonlar ki spinal enfeksiyon işte örnek verecek olursak bir lomber ponksiyon sonrası oluşabilecek bir durum. Veya hematojen yolla yayılıp ortaya çıkabilecek bir durum. Bir latent tüberküloz enfeksiyonunun aktivasyonunu ortaya çıkabilecek bir durum. Tendon enfeksiyonları çok sıkça karşılaşmıyoruz ama teorik olarak mümkün. Bir de tabii en önemli konulardan bir tanesi hem tanısı hem tedavisi çok zor olan, en zor olan grup tabii ki diyabetik hastalar. Çünkü bunların burada olay tek başına enfeksiyonu çözmekle geçmiyor. Hastanın altta yatan hastalığını da kontrol önem kazanıyor. Bunların tanısı çok daha farklı, etiyolojisi tamamen farklı. Aslında başlık kemik eklem enfeksiyonları olmakla birlikte altta çok fazla, çok farklı hasta grupları ve etiyolojiler olduğunu görüyoruz. Patogenezinde aslında bir slide'la göstermek gerekirse birkaç farklı durumla karşılaşıyoruz. İşte bir tanesi sol altta gördüğümüz mesela biofilm formasyonu. Bu bir implant enfeksiyonunda daha çok gördüğümüz bir durum. Ama nekroze olmuş, dolaşımı çok bozuk olan bir yerde de biofilm formasyonu mümkün. Burada işte Staphylococcus örneği verilmiş, adezyon, sonra proliferasyon ve sonra etrafında oluşturduğu bir tabakayla, biofilm tabakasıyla kendini koruyan ve tedavisi bu biofilmi aşması çok da mümkün olmayan bir enfeksiyon tablosunu görüyoruz. Mesela sol üstte bir intraselüler enfeksiyon ki bu da hakikaten ilginç bir mekanizma. Makrofajların bir nevi bir gizli bir odak gibi bakteriyle birlikte göç ederken bakteriyle birlikte gidip kemiği enfekte etmesi. Aslında işte hematojen yolla da bu şekilde kemiğe ulaşım, enfeksiyona ulaşımı mümkün olabiliyor. Ve burada uzun süre sessiz de kalabiliyor. Belki sunumu sırasında Yeşim de bahsedecektir. Bazıları uzun süre sessiz bir şekilde kalabiliyor. Bazıları bir proteze bağlı olarak biofilm oluşturarak veya oluşturmadan sessizce uzun aylar kalabiliyor. Sağ üstte gördüğümüz OLCN dediğimiz laküner kanaliküler sistem arasında bağlantıyı kuran bir dediğim bir network. Burada daha çok osteositler var. Burada ortaya çıkan yani immün hücrelerin ortaya çıkardığı mesela burada gördüğünüz bir enfeksiyona karşı immün sistemin aktive olmasıyla ortaya çıkan ve genellikle bir sekez durumla sonuçlanan bir enfeksiyon patogenezi mevcut. Yine şurada sağ altta gördüğümüz mesela abse formasyonu ki abse formasyonunda çok sayıda immün modülatör devreye girerek orada bir nevi koruma amacıyla vücudun bir savunma mekanizması aslında abse. Orada enfeksiyonu sınırlarken nasıl bir görüntüye yol açtığını görüyoruz. Etken dağılımını yine burada bölgelere göre ayırmış. Burada aslında genel olarak gördüğümüz şey şu, stafilokokların en sık etken olduğunu görüyoruz. Hemen hemen her bölgede en sık etkenler. Farklı olarak bir tek işte en sağda gördüğümüz ayak, yani diyabetik ayağı daha çok temsil ediyor bu grup. Burada gram negatiflerin de ön planda olduğunu, özellikle pseudomonas'ın önde olduğunu görüyoruz. Bir de polimikrobiyal enfeksiyonların en sık olduğu grup diyabetik ayak enfeksiyonları. Hematojen yolla yayılımı da aslında kanda hangi bakteri varsa o anda o bakteri buna yol açabilir ama stafilokokların az önceki slaytları gördüğünüz kendine özgü mekanizmalarla hematojen yolla bir başka yerde enfeksiyona yol açma potansiyeli özellikle protez varlığında çok daha yüksek. Biraz daha ön plana çıktığı durumda onların hematojen yolla daha çok stafilokokları görüyoruz. Burada dikkat çekici birkaç patojen daha var ama onu belki şu slaytta daha iyi göstereceğim. Burada da şunu gösteriyor aslında bize bu görsel. Stafilokok ve streptokoklar dışında osteomiyelit yapan patojenler hangileri? Bu da çok önemli çünkü gelen örneğin özellikle laboratuvara gelen örneğin nereden geldiğini çok önemli olduğunu biliyoruz. Her defasında bunu özenle detaylı bir şekilde yazıyoruz. Sadece bölge değil birçok detay. Yeşim onlardan bahsedecek.
Ama mesela bunun bir protez, yani omuzda bir protez varlığında gelen etkinin, örneğin Cutibacterium acne olma ihtimali öne çıkıyor. Bir vertebral örnek geldiğinde ise yine bu gram negatifler Cutibacterium acne yanında Mycobacterium tuberculosis'in de önemli olduğunu görüyoruz. Brucella'nın. Mesela baş boyun osteomiyeliti olan bir hastada o oradaki florada bulunabilecek Candida'nın, Aspergillus'un da Actinomyces'in de etken olabileceğini görüyoruz. Özetle hepsini tek tek detaylı anlatmayacağım ama gelen örneğin geldiği yerin çok çok önemli olduğunu anlamak için. Bu daha doğrusu aslında daha çok klinisyenler için önemli. Yani bunu bizim kendimize anlatmamız, cerrahlara anlatmamız daha doğru. Çünkü sizin yaklaşımınızın, mikrobiyolojinin yaklaşımını çok etkiliyor. Ama bu örneklere alınan örneğin nereden alındığı konusunun maalesef hala yapılmadığını çok defa görüyorum, duyuyorum. Bu yüzden en önemli vurgulanması gereken, bence klinik tarafta en önemli vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi gelen örneğin hem nereden geldi hem de nasıl alındı. Mesela ciltten mi alındı, cilt altından mı alındı, nereden alındı? Bunlar çok basit görünen, belki çoğunun çok hani bahsetmeye dair bazen gerek duymayacak kadar bilinmesi gereken ama maalesef bilinmeyen konular. Burada hani patogenez, biraz etiyoloji dedikten sonra artık biraz daha tanı kısmına geçebiliriz. Yani tanıdaki temel prensiplerimiz nelerdir? Şimdi mikrobiyoloji tarafını, zaten laboratuvar kısmını siz biliyorsunuz ve o kısım bambaşka yeni bir alan. Ama oraya gelene kadar biz neyle karşılaşıyoruz? Aslında bir hasta öncelikle geldiğinde enfeksiyon mu değil mi sorusunu ilk soruyoruz. Klinisyen olarak aklımıza ilk gelen soru bu ve bu ayrımı yaparken enfeksiyona bizi iten bazı biomarkerlar var ve burada CRP gibi, sedimentasyon gibi, lökosit gibi markerlar var ama bu markerlar inflamasyonla enfeksiyonu ayırt edemeyebiliyor. Bunu ayırt etmek de oldukça önemli en başta. Ama enfeksiyon şüphesi duyduğumuz zaman kullandığımız bir serum biomarkerlar grubu var. Eğer infeksiyon şüphemiz yüksekse, bir eklem sıvısından bahsediyorsak, sinovial sıvının analizi çok 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 önem taşıyor, büyük önem taşıyor. Çünkü oradaki birçok parametre bizi infeksiyon açısından oldukça yönlendiriyor. Sinovial sıvı da belki çok fazla kullanılmıyor ama özellikle kemik enfeksiyonlarında, tanısı zor kemik enfeksiyonlarında histopatoloji veya histolojik örneklerin, yine sol tarafta gördüğümüz kültüre, kültür bazlı tekniklerle tanısal sürece katılması önem kazanıyor. Çok çok önemli bir şey de özellikle yine osteomiyelitte çok kullandığımız veya diyabetik ayak enfeksiyonlarında kullandığımız radyolojik görüntüleme. Aslında bunların herhangi biri tek başına enfeksiyonu göstermede çok etkili değil. Bir tek histopatoloji ya da doku kültürü oldukça tanısal değer yüksek ama onun dışındakiler hep şüphemizi güçlendirecek şeyler. Şimdi biz hastanın enfeksiyon şüphesi ortaya çıktıktan sonra seri biomarkerlarla bunu destekleyip sinovial sıvı almaya karar verirsek veya doku örneği almaya karar verirsek, ki bunu da radyolojik görüntüleme eşliğinde yapıyoruz. Bazen onun eşliğine, bazen onun desteğiyle yapıyoruz. Ondan sonra mikrobiyolojik kısım başlıyor. Onun detayına girmeyeceğim. Burada bizim tanısını çok daha iyi bilebildiğimiz etkenler var. Stafilokok, streptokoklar gibi. Ama tanısı çok zor olan patojenler var. Bunların her birinin belki kültür yöntemi farklı. Ki bugün yine konuşacağımız konulardan biri olacak. Moleküler tekniklerin burada yerindedir. Bir de bu kısmı var. Yani tanı kısmında aslında bizi laboratuvara kadar götüren süreç oldukça sancılı geçiyor. Ben hani bu kadar klinik pratik geçmişime de baktığımda çok kolay bir şekilde septik artrit biraz daha kolay ama özellikle kemik enfeksiyonu, osteomiyelit, özellikle de kontamine bölge, yani baş boyun bölgesi veya diyabetik ayak enfeksiyon alanının tanı süreci her zaman sancılı, oldukça zor geçiyor. Çünkü tanı, bir başka önemli nokta, belki en başta bahsetmeliydim. Bunların tanısı son derece büyük önem taşıyor. Çünkü yönetimi çok daha farklı. Tedavi süresi çok daha uzun. Bir osteomiyelit var demek de yok demek arasında 6 haftadan 3 aya kadar süren bir antibiyotik tedavisi var. Bir spinal enfeksiyonda dönem dönem etkene göre 6 aya kadar tedavi uzatmak gereken durumlar var. Bu yüzden tanıyı koymak çok önemli. Bir antibiyotik verelim bir bakalım olacak gibi bakılacak bir konu değil. O yüzden etkeni saptamak daha da önem kazanıyor ve bu bizim açımızdan oldukça önemli bir konu.
Osteomiyelitleri anatomik yerleşimine göre ayıran bir sınıflama var. Aslında hem patogeneze göre değişiyor bu. Mesela medüller dediğimiz, gördüğünüz gibi doku bütünlüğü sağlanmış, cilt tamamen sağlam. O zaman nasıl olabilir? İşte hematojen yolla gelirse medüller olabilir. Süperfisiyel ve lokalize olanlar daha çok cilt bütünlüğünün bozulması, kırıklar ve benzeri durumlarda ortaya çıkar. Bunlar daha da progresif olduğu zaman difüz osteomiyelite kadar ilerleyebilir. Tanısal yöntemler içerisinde çok detayına girmeyeceğim ama bir slide'la yer vermek istedim daha güncel bir bilgi içerdiği için. Radyolojik görüntülemede biz hep uzunca bir süre lökosit işareti sintigrafiyi, ki bunun ulaşımı, erişimi çok zor bir tetkik, birçok yerde bulunmuyordu. Ki bakın sensitivitesi ve spesifitesi oldukça da düşük, yani çok düşük değil ama %70'ler civarında. Veya MR görüntüleme uyguladık. Hep MR, IV kontrastı MR'larla görüntüledik ki MR'ın sensitivitesi oldukça yüksek, spesifitesi yine yüksek desek de değişken %60'lara kadar da düşebiliyor. Ama şu altta gördüğünüz, ki bakın burada düz grafiği var. Gerçekten sensitivitesi oldukça düşük. Ama pozitron emission tomografi dediğimiz, yani PET CT'nin yeri çok çok öne çıkıyor burada. Pahalı olması oldukça zor ama erişimi daha kolay. Hem sensitivite hem spesifitesi oldukça yüksek bir radyolojik görüntüleme. Bu belki bizim için de pratiğimizi değiştirebileceğimiz bir konu, erişimimiz varsa. Bir de biz bu PET'i daha çok nedeni bilinmeyen ateşin tanısında kullanmaya başladık. Eskiden her şeyi yapardık, hiçbir şey bulamazsak PET yapardık. Ama şimdi tek tek toraks, abdomen, spinal görüntüleme yapmadan daha erken dönemde PET yapmaya başladık. O yüzden PET ile osteomiyelit tanısını özellikle koymakta daha avantajlı duruma geçebiliriz. Bunu belki pratiğimizi etkileyecek bir konu olarak söyleyebilirim. Klinik biomarkerlar üzerinden CRP, prokalsiyon, sedim ve lökositi kullanıyoruz ama bunların gerçekten ne doğrudan tek bir değer ne de herhangi birinin yüksek olması ya da normal olması bizi enfeksiyondan uzaklaştırmıyor. Bazen de tek başına enfeksiyon var dedirtmiyor. Oldukça non-specific göstergeler. Prokalsitonin çok ciddi enfeksiyonlarda özellikle sepsis eşlik ettiğinde yükselebiliyor ama açıkçası prokalsitonin yüksekliğiyle seyreden osteomiyelit olgusu oldukça geç kalmış, çok ilerlemiş bir olgu oluyor. Biz çok da fazla artık böyle olgular görmüyoruz. Klinik örneklerde yeşil detayını anlatacaktır ama benim özellikle hani vurgulamak istediğim şey şu, bir klinik tarafta kan kültürünün belki de en az önemli olduğu konulardan biridir herhalde. Çünkü sistemik inflamasyon eşlik eden olgular var. Evet, o zaman kan kültürü önemli ama daha lokal infeksiyonlarda oldukça zor bir tanısal değer oldukça düşüyor kan kültürünün. Burada özellikle septik artritte, yani eklem ve şişlik kızarıklık varlığında beraberinde eğer bir sistemik inflamasyon da varsa kan kültürünün tanısal değeri çok öne çıkıyor o zaman. Daha sistemik infeksiyonlarda özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Kan kültüründe üreme varsa ve bu sizin kemik eklem enfeksiyonu etiyolojiniz açısından anlamlı bir üreme ise o zaman bu doku kültürü ve benzeri şeyleri yapmadan dahi tedavi sürecini yönetebiliyorsunuz. Bu bize büyük avantaj sağlıyor. Yani kan kültürünü nerede kullanabileceğimiz konusu önemli. Ama etiyolojiye baktık. Stafilokok ve streptokoklar çok fazla. Kan kültürünün kontamine olmaması da çok önemli. Çünkü kontamine olan bir örneği, örneğin staf epidermidis çıkan bir örnek, kontamine bir örnekse ve hele de tek bir kan kültürü örneği geldiyse acaba etken midir, değil midir? Kargaşası klinisyen için oldukça zorlayıcı oluyor. Kemik biyopsi örnekleri çok 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 değerli. Kemik örneklerinin işte bazı yerlerde en az iki, bazı yerlerde en az üç kez alınması, üç ayrı örnek şeklinde alınması önerilir diyor. Mikrobiyolojiye beraberinde mümkünse histopatolojiye de gitmesi önemli. Histopatolojiye gitmesinin bir önemi de bazı infeksiyonlarda demarkasyon hattının tanımlanmasına, amputasyon gerekiyorsa özellikle kanlanmanın var olup olmadığının anlaşılması açısından önem taşıyor. Yine kemik kültürleri özellikle antibiyotiksizken alınması öneriliyor ama burada şu dipnotu mutlaka geçmemiz lazım. Antibiyotiksizken veya antibiyotik alıyorsa da kesip 2 hafta antibiyotiksiz bıraktıktan sonra almak önemli ama hasta immün kompromize ya da komorbid durumları çok ön planda olan bir hastaysa o zaman bu süreyi bekleyemeyiz.
bekleyemediğimizde ama doku kültürü de almak zorunda olduğumuzda işte o zaman üremenin olmama ihtimali maalesef doku kültürünün tanısal değerini düşürüyor. İşte burada belki o zaman başka yöntemler, moleküler yöntemler dahil öne çıkabiliyor bu tip hastalarda özellikle. Ama şu notu da geçeyim. Özellikle diyabetik enfeksiyon, ayak enfeksiyonlarında nekroze dokunun çok olduğu, kanlanmanın bozuk olduğu, antibiyotiğin çok kolay erişmediği yerlerde antibiyotik altında da kemik kültüründe üremeyi görme ihtimalimiz yüksek. Endikasyonlarını özellikle şöyle tanımlamış. Çoğu yerde bildiğimiz gibi ampirik antibiyotik tedavisi mutlaka başlanıyor. Yani başlanmaması ancak şöyle olur. Eğer haberimiz olmuşsa lütfen hemen başlamayın, kültür alalım ondan sonra başlayalım dediysek ne ala. Demediysek mutlaka bu galiba cilt enfeksiyonu, cilt altı enfeksiyonu. Buna bir antibiyotik verelim. 3-5 gün sonra bakalım denildiği anda zaten bütün hikaye zor bir hikaye olarak önümüze çıkıyor. O yüzden ampirik antibiyotik başarısızlığı aslında bir şekilde başlandıysa bize tanı açısından doku kültürünün gereksinimini arttırıyor. Dirençli patojen gereksinim olasılığımız varsa yine orada önemli. Yine amputasyon riski yüksek olan bir lokalizasyon ki bunlar özellikle ayakların ortaları ve arka tarafları biraz daha tedavisi zor bölgeler. O zaman da doku tanısı önem kazanıyor. Kan kültüründe de üreme yoksa elbette doku kültürü bizim için önemli. Zamanlama antibiyotikten önce ama az önce bahsettiğim riskler var. Şimdi osteomiyelitleri kabaca aslında bu şekilde tanımlayabiliriz. Tanıdaki en büyük zorlukları radyolojinin bizi PET'le birlikte güçlendirmesiyle en önemli kısmın klinik şüphe oluştuktan sonra en önemli kısmın mikrobiyolojik tanı kısmı ve ampirik antibiyotik tedavisinin maalesef çoğu hastada başlamış olması bizim en büyük zorluğumuz. Septik artritte biraz daha objektif bir şey var elimizde. Çünkü aynen beyin omurilik sıvısı gibi sonuçta steril bir sıvı ve içerisinde herhangi bir patojen olmaması gerekiyor. Steril olan örneklerde bizim için hem mikrobiyoloji tarafı hem de biomarkerlar oldukça yol gösterici. Burada tanı kriterleri modifiye Newman kriterleri olarak görüyoruz. Olası yani beklenen etkenin mikroorganizma izole edilmesi doğrudan tanı için yeterli bir kriter. Veya olası etkenin bir başka örnekle tespit edilmesi ve bu patojenin bu durumu açıklayabilir olması. Ama burada kan kültürü kontaminasyonunu özellikle vurguluyorum. O yüzden kan kültürünün iki ayrı yerden alınması vurgusu da biz klinisyenler için çok büyük önem taşıyor. Bunu böyle yapmadığımız zaman gerçekten büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yine önceden antibiyotik kullanan hastalar için eğer tipik klinik bulgular varsa ve eklem sıvısı da bulanıklığı varsa bu da yine septik artriti destekler. Mikroorganizmayı izole edemesek bile. Bir de zaten postmortem tanı elbette septik artrit tanısını koydurur. Sinoviyal sıvıda lökosit sayısının artışı çok farklı cut-off değerleri de var. 50 bin diyen, 25 bin diyen de var ama zaten 50 bin üstünde lökosit varlığı ki en erken hızlı bir şekilde görebildiğimiz hani gram boyamada patojen görülememesi durumunda bile lökosit sayısının artışı septik artrit açısından oldukça tanısal. Yine polimorfonikler lökositlerin %90'ın üstünde olması da tanı açısından oldukça belirleyici. Burada septik artrit etkenlerine bakıyoruz. Az önce iskelet sistemine baktığımızda gördüğümüz tabloyu burada da görüyoruz. Stafilokoklar ön planda. Yine streptokoklar görüyoruz. Gram negatifleri de görüyoruz. Özellikle hematojen yolla yayılım durumunda bir başka odaktan geçebiliyor. Polimikrobiyal enfeksiyonu %5 olarak görülmüş bu seride. Burada sinoviyal sıvının özelliklerine göre bu bir inflamasyon mu sadece yoksa bir enfeksiyon mu yoksa non-inflamatuar bir süreç mi ayrımını yapabilecek değerler var. Az önce 50 bini vermişti mesela. Buradaki kaynak up to date 20 bini kaynak olarak göstermiş. Yine nötrofil oranı, lökosit sayısı, kristal varlığı. Çünkü kristal varlığı bizi bir nevi enfeksiyondan biraz uzaklaştıran, biraz daha inflamasyona yönlendiren bir durum. Ve sonrasında kültür mikrobiyolojik analiz kısmı tanıyı güçlendiriyor. O yüzden septik artrit tanısı nispeten daha objektif veriler içeriyor. Şimdi burada bir klinisyen için aslında bir sinoviyal sıvı analizinin yorumlanmasını görüyoruz. Az önceki kriterleri kullanarak aslında ilerliyoruz. Şöyle mesela kaba görüntüye baktık, hücre sayımını yaptık, kristal varlığına baktık, gram boyama ve bakteriyel kültürü yaptık. Bunlar temel testlerimiz. Burada bir öncelikle şu ayrımı yapmak önemli. Bazen çünkü bunu görüyoruz ve bu da ateş yapabilen bir neden olduğu için hemoroji, T
tek başına eklem hemorajisi de bir septik artrit kliniğiyle hastayı bize getirebiliyorlar. Eğer hemorajik bir durum yok ise, ki varsa sol tarafı görüyoruz zaten hemoraji yapan nedenler, yoksa o zaman lökosit sayısına bakıyoruz. Burada lökosit sayısının yüksek olması durumunda bu bir inflamasyon olabilir. İnflamasyon veya septik artrit olabilir diyoruz. Ama 2000'in altında inflamasyon değil diyerek yine diğer nedenlere yönelebiliyoruz. Lökositoz da varsa inflamasyon var. Peki kristal var mı? Kristal varsa o zaman bu bir kristal birikimi yapan hastalık, bir gut hastalığı, bir pseudogut hastalığı olabilir diyoruz. Ki onun altında da infeksiyon komponentini bakın yine göreceksiniz aşağıda. Bazıları çünkü infeksiyonla komplike de olabilir kristal olmasına rağmen. Bu da önemli aslında. Çok sık olmamakla birlikte kristal varlığı doğrudan infeksiyonu dışlamıyor aslında. Ama uzaklaştıran bir neden. Kristal de yoksa gram boyama olur. Gram boyama da bulgular varsa zaten septik artrit deyip kültürü bekliyoruz. Ama gram boyama da yani her şey septik artrite uyuyor. Ama gram boyama negatif ise, gram boyamada bir şey görmüyorsak işte o zaman karşımıza yeni bir sayfa açılıyor. Daha nadir görülen etkenler ya da gram boyamasıyla fark edilemeyen, yoğunluğu fazla olmayan, belki antibiyotik kullandığı için belirgin olmayan etkenler bu sefer ön plana çıkıyor. Burada aşağıda gördüğümüz aslında ülkemiz açısından çok sık olmamakla birlikte Lyme önemli bir ayrıcı tanı etkeni. Türkiye'de yaygınlığı Avrupa kadar, Amerika kadar yok ama yine de etiyoloji de önemli. Tüberküloz artriti, belki tüberküloz kontrol programları biraz daha azaldı ama ayrıcı tanımda tüberküloz ki çok tipik bir artrit nedeni olmamasına rağmen düşünülmesi lazım. İmmün kompromize konaklarda fungal nedenler yine olabilecek nedenler arasında geçiyor. Yani her bir ayrım bizi aslında klinisyen olarak da laboratuvarla yakın temasımızın da bu yüzden önemli olduğu bir alan. Her aşamada bakın laboratuvarla yakın ve iç içe olmamız gerekiyor. Ama septik artritte yine de elimizde en önemli parametre bir sinoviyat sıvı, objektif bir görüntü sinoviyat sıvı analizi yapabilmek ve bir yandan da gram boyama ve kültür seçeneklerimizin olması. Tabii burada moleküler tetkiklerden hiç bahsetmiyorum yaşın bahsedeceği için ama moleküler tetkikler işte zaten tam da aslında ilk etapta etkeni saptamakta zorlandığımız yerde özellikle de steril bir örnek olduğu için burada çok çok büyük önem taşıyor. Protez infeksiyonlarına geçecek olursak yine bizim için en zor alanlardan bir tanesi çünkü tanısını koyduğunuz an karşınıza bambaşka bir hasta yönetimi çıkıyor. İki aşamalı protez infeksiyonu tedavi süreci oldukça zor. Protez enfeksiyonu var derseniz önce bir defa protezi çıkarıyorsunuz. Enfekte protezi çıkarıyorsunuz. Antibiyotikli bir çimentoyla bu hastayı iki ay boyunca IV antibiyotikle izliyorsunuz. İki ay sonunda antibiyotiği kesiyorsunuz. 2-3 hafta kadar mümkünse bekleyip tekrar örnek alıyorsunuz. O örnekte eğer bir şey üremezse bu sefer yeni protezi koyuyorsunuz. Yani oldukça sancılı. Tanısını koyup koymamanın hakikaten çok önemli olduğu bir hastalık. O yüzden burada bakın bu zor olması zaten bu tabloyu açıklıyor. Kriterler o kadar çok değişiyor ki yıllar içerisinde. Sürekli eklenenler var, çıkarılanlar var. Aslında temel prensipler çok farklı değil. Ama protez enfeksiyonu tanısını koymakta daha dikkatli, daha dikkatli olmalıyız. Çünkü çok daha zor bir yönetim süreci içeriyor hasta. En son geldiğimiz noktada 2021 kriterleri var. Mesela burada yine sinoviyat sıvı örneklemesi önemli. Burada bir alfa defensin, bizde olmadığını sanıyorum, hiç karşılaşmadım ama alfa defensinin biraz daha önemi öne çıktığını görüyorum bu tanımlarda. Yine Yeşim bahsedecektir, sonikasyon da tanı kriterleri içerisinde daha çok kullanılmaya başlanmış, yabancı cisimin sonikasyonu. Histopatoloji burada da önem taşıyor. Burada bir protez enfeksiyonun aşamalarını görüyoruz, erken dönem, gecikmiş dönem ve geç dönem diye. Aslında ilk bir yıl içerisinde olanların hepsi hemen hemen cerrahi alanla ilişkili bir kontaminasyonun sonucu ortaya çıkıyor. Zaten burada mekanizmayı da gördüğümüzde intraoperatif olduğunu görüyoruz. İlk 3 ay genellikle virulansı yüksek bakteriler tarafından, 3-12 ay arası daha düşük virulanslı patojenler tarafından ortaya çıkıyor. 12 aydan sonra ise artık protezin doğrudan kendisi veya cerrahi işlenme değil, hematojen yolla geldiğini görüyoruz. Burada bir tek bunun istisnası Cryptobacterium acne
Bu özellikle spinal cerrahide bazen intraoperatif kontaminasyon aylar sonra hatta yıllar sonra karşımıza çıkabiliyor. Bunu da çalışmaları göstermiş ama vertebral osteomiyelit ve omuz protez enfeksiyonlarında biraz daha şu madde öne çıkıyor. Düşük fibroblastta patojenin 12 aydan sonra etken olması. Burada kalça ve diz eklem protez enfeksiyonlarının sayısını görüyoruz. Aslında şurada biraz tabii tanısal süreçlerin gelişmesiyle de çok ilişkili ama 2000'lerden sonra çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Ve bu artışın devam etme beklentisini de görüyoruz. Bir defa aslında bunun nedeni muhtemelen şu, çünkü solda sayıları görüyoruz. Oranı görmüyoruz aslında. Geriatrik popülasyon arttıkça tabii osteoartrit ve dejeneratif artritler artıyor ve bu yüzden de protez olan hasta sayısında bir artış var ve bunun sonucu enfeksiyonlar da artıyor. Etiyolojide biraz daha yine burada da stafilokoklar ön planda ama hematojen yolla yayılım olduğunda farklı etkenlerde görebiliriz. Kutibakterium aknede yine %8'ler oranında görülmüş daha nadir olsa da. Bir protez enfeksiyonunun aslında anatomisi diyebiliriz. Burada sağda protez tiplerini görüyorsunuz. Her bir eklem için ayrı ayrı dizayn edilmiş. Sol üstte A'da biyofilm formasyonunu görüyoruz. Aslında bir implantın etrafında patojenin birikimi. Az önce ilk slaytlarda gösterdiğim gibi patojenin önce bir çoğalması, arkasından da biyofilm oluşturmasıyla burada yerleşmesi söz konusu. Klinik olarak da biz bunu aşağıda gördüğünüz şişmiş, kızarmış bir eklemle görüyoruz. Hatta sinüs traktı da görülüyor bakın. Hemen dizin patellinin altında. Bu bir genel olarak protez enfeksiyonunda beklediğimiz görüntü. Burada kriterleri zaten az önce bahsetmiştim. 2021 kriterleri bizi sinovial sıvı örneklemesi oldukça yönlendiriyor. Ama sinovial sıvıda şöyle bir gerçek var. Mesela hekimler şunu söylüyorlar. Biz işlem yaparken enfekte edersek ne olacak? Hani bu enfeksiyon değilse biz yaparken enfekte edersek ne olacak gibi bir argüman geliştiriyorlar. Bu da ampirik antibiyotiğe ilerletiyor hekimleri. Ben burada bir menenjit hastasından lombar fonksiyonu yapar gibi örnek alalım lütfen diyorum. Başka türlü tanı koyma şansımız olmadığı için. Bu slide'da aslında biraz şunu vurgulamak istedim. Bakın eklem ağrısı varlığında eğer bu kişilerde bir eklem, bir protez de varsa yüksek ihtimalli bir enfeksiyon durumunda alınan kültürde patojeni %75 oranında saptıyoruz. Şu negatif dediği yani aseptic revision surgery dediği bölüm şu. Yani eklem ağrısı var, kültür aldınız, üreme yok. Bu bir enfeksiyon değil deyip bir revizyon cerrahisi planladığınız zaman da bakın %40'ında yine enfeksiyon çıkıyor. Yani kültürle enfeksiyonu dışlamak mümkün değil. Kültür negatifliğiyle dışlamak mümkün değil, bunu söylüyor. Aslında bizim için çok önemli bir alan burası. Klasik mikrobiyolojik yöntemlerle patojeni saptayamadığımızda biz protez enfeksiyonu dışlayabiliyor muyuz? Dışlayamıyoruz. O yüzden bize burada ileri tetkikler gerekiyor. Burada ben yani aslında biraz farklı patojenler veya farklı tekniklerle bu enfeksiyonu nasıl saptayabilir sorusunu soruyorum. Burada bunun cevabını Yeşim'den alacağız. Çünkü burası bakın eğer buraya kayarsak yeni protezi taktığımızda yenisini de enfekte edeceğiz. Burası yoksa gerçekten bir enfeksiyon varsa bakın aşağıda gördüğümüz iki aşamalı cerrahilerin ne kadar zahmetli olduğunu görüyoruz. O yüzden bu ayrım oldukça önemli. Sonuna geliyorum. Az önce bahsettiğim buradaki enfeksiyonların çok tipik olanları stafilokok, streptokoklar ve işte Neisseria'lar nispeten daha kolay kültürde üreyen patojenler evet ama daha zor üreyen patojenler var. Mesela şunu çok net görüyoruz. Bir mikrobiyoloji uzmanının buradaki asıl şeyine çabasına bakıyor aslında patojeni saptamak. Yani hekimin, klinisyenin göndereceği örnek ve her şey evet ama mikrobiyoloğun bize burada bunu kendine dert etmesi ki hani biz Yeşim'le tam olarak da aslında Yeşim'le bunu yapıyor bize. Bunu dert etmesi ve ben burada şu konuşmayı çok yapıyoruz. Yani klinisyen laboratuvar işbirliğini özellikle vurguluyorum. Yeşim burada bir enfeksiyon etkeni olması gerekiyor. Ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Veya aynı şeyi Yeşim bazen arayarak soruyor. Burada şunu da düşünür müsünüz? Bu olabilir mi? Hastanın kliniği nedir gibi
bakın aslında çok alışık olmadığımız, sanki birbirinden tamamen farklı iki kapıymış gibi görünen ama aslında kapıların hep açık olması gereken hasta grupları bunlar. Klasik hastalar evet %60-70'ini oluşturuyor ama %30-40 hastada bu zor etkenler, zor üreyenleri saptamak önemli. Bunlardan bir tanesi de Cutibacterium acne. Bunun özel toplantılarını bile çok defa yaptık. Ortopedistler bu etkenin çok olması gerektiğini hep söylüyordu. Daha eski yıllarda saptamak zordu ama işte son yıllarda dediğim gibi mikrobiyoloğun çabasının çok önemli olduğu bir grup anaeroplar etkenler saptanmaya başlandı. Bu yüzden gizli şeyimiz bu aslında. Cutibacterium acne bizim için çok önemli. Zor saptanan bakterileri saptayabildiğiniz ölçüde aslında tanısal süreciniz çok gelişiyor. O yüzden klinisyenin de şu açıdan açıkçası mikrobiyoloğa çok yardımcı olması gerekiyor. Klinik bilgi vermesi, hastanın klinik bilgisini de vermesi de önemli. Bazen istek formuna alınan örneğin niteliği, içeriği, yeri yazarken hastanın özelliklerini ve beklediğimiz etkenleri dahi yazıyoruz ki tanısal süreç kolaylaşsın. Bu detaya çok girmeyeceğim ama burada enfeksiyonun özellikle yüksek ihtimalli olduğu durumlarda, yani konfirme olduğu hatta durumlarda alfa defensinin de tanısal gücünün yüksek olduğunu görüyoruz. Bu lateral flow'larla bakılabilen bir marker. Çok yaygın değil anladığım kadarıyla. Yani dinleyiciler arasında, hocalar arasında kullanan ya da duyan varsa size bilgi verebilir. Belki kullanabileceğimiz bir parametre olabilir. Ama birçok parametreyi bir araya getirerek bir enfeksiyon vardır, kesin vardır veya olasılıkla vardır gibi yorum yaptıran bir slide. Özetle aslında şunu söylüyoruz. Tanısal sürecin en güçlü ve en zor tanısal aygıtların güçlü ve zayıf yönleri diye böyle bir slide'la özetleyebilirim. Birçoğunun kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Kültür bazlı tekniklerin birçok avantajı var ama yetersiz kaldığı yerler var. Antibiyotik kullanan hastalar, inkübasyonu uzun olan patojenler. Ama burada PCR bizim için çok tanısal oluyor. Antibiyotik kullananlar da dahi pozitif gelebiliyor. Çok detaylarına girmeyeceğim. Bunlardan işin bahsedecek. Yine aşağıda az önce bahsettiğim sinovial sıvı örneklemesi, histopatoloji ve radyoloji gibi yöntemler var. Bunların avantaj ve dezavantajlarına göre hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Birçok şeyi söyledim ama özellikle antibiyotik kullanarak örnek aldığımız hastalar, uygun teknikle alınmamış örnekler ve tanısı zor patojenler bizim en çok zorlandığımız, klinikte en çok zorlandığımız yerler. Bu en altta yazdığım çok klişeleşmiş bir söz olabilir ama bunu pratiğe dönüştürdüğünüz ölçüde başarınız artıyor. Çok teşekkür ederim. Sunumlardan sonra almaya başlayacağız ama soru cevap kısmından sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Şimdiki sıradaki sunumu kemik ekleme enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında hızlı testlerin yeri ve sorunlarını uzman doktor Yeşim Beşli hocamızdan dinleyeceğiz. Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Görüntü şeyde sunumu da paylaştım herhalde, yansıdı. Evet. Evet. Ben de kemik eklem enfeksiyonlarının laboratuvar tanısında, mikrobiyolojik tanısında kullandığımız metotlar, önemsediğimiz yöntemler ve sorunlar, aynı zamanda da hızlı testlerin kullanımı ve bu sorunlara acaba hızlı testler nasıl çözüm olabilir ya da ne kadar yanıt olabilir, bunları anlatacağım. İlk olarak Şira'nın gösterdiği bir slide'a benzer bir slide'la başlayacağım. Serum biomarkerları ve pek çok tanısal yöntem enfeksiyon varlığı yönünde delil oluşturabilir ama mikroorganizmanın belirlenmesi enfeksiyonun kanıtı oluyor. Aynı zamanda da tedaviye rehberlik eden ilk araç oluyor. Tabii enfeksiyonun belirlenmesinde asıl laboratuvar süreçleri devreye giriyor etkenin belirlenmesinde ve her laboratuvar süreci gibi burada da piranalitik süreç
en önemli alan oluyor. Çünkü hepimiz biliyoruz, prenatik süreçte yapılan hatalar laboratuvar test sonucunun %70 oranında etkiliyor ve negatif ya da yanlış sonuçlanmasına, yetersiz sonuçlanmasına sebep oluyor. Burada seçilen testin ne olacağına karar vermekten tutun, örneğin çeşidinin ne olacağı, nasıl alınacağı ve laboratuvara ne şekilde gönderileceğine kadar pek çok husus yer alıyor. Ben öncelikle hangi test türleri kemik ve eklem enfeksiyonlarında yardımcı olur onu vurgulayarak başlamak istiyorum. Kan kültürü tabii ki pek çok invazivlik açısından biyopsiye vesaireye göre çok daha kolay olmasına rağmen daha çok Şiran da söyledi, hematolojen osteomiyelitte pozitiflik görülüyor. Ve kan kültür pozitifliği oranı çok değişken, bazen %7'ye kadar düşerken bazen %53'e kadar ancak yükselebiliyor. Ama burada asıl önemli nokta erişkin osteomiyelitte, hele de kan kültürü pozitifliği saptanan olguların sadece %41'inde ateş saptanmış. Yani ateş olmadan da kan kültür pozitifliği olabileceği aklımızda kalmalı. Belki böyle durumlar için ihtiyaç olduğunu düşünülüyorsa kan kültürü almak teşvik edilmeli. Diğer önemli nokta da osteomiyelitlerde fazla ileri gittim. Kemik iliği biyopsisi, pardon, kemik biyopsisi en önemli örnek türü. Kemik biyopsisinin önemli olmasının sebebi direkt kemiğe invazi olan mikroorganizmayı doğrudan saptayabildiğimiz için kontaminasyon mu değil mi? Burada bu etken var mı yok mu? Kolonizasyon mu gibi kargaşalardan uzaklaştırıp bize doğrudan etkeni verdiği için önemli ama yine de bunların duyarlılığı ve özgürlüğü belli bir orana kadar yükselebiliyor. %87 duyarlılık, %79 özgürlük, tanısal doğrulukta %82,5 civarlarda. Ancak kemik dışı örneklerde, yani yumuşak doku biyopsisi de olsa, aspirat da olsa, bazen o bölgeden alınan sıvı da olabilir. Bunların kemik örnekleriyle uyumu %30. Yani kemik dışı alınmış bir örneğe göre karar vermek, klinik izlem yapmak çok fayda sağlamıyor. O yüzden de kemik dışı örnekler önerilmeyen örnek türleri. Kemik dışı örneklerin yanlış negatifliği %50'lerde, yanlış pozitifliği de %36'larda. Bunlardan bahsettikten sonra da çeşitli osteomiyelit türlerinin özellik arz eden türlerine göre örneklerin nasıl alınması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Kırıkla ilgili osteomiyelitlerde önemli olan şey şu: kırığın ciltle teması ya da çevreyle teması olacağı için genellikle ciltte konvensal olarak bulunan mikroorganizmalar olacaktır. Bu da ürettiğimiz mikroorganizma etken mi değil mi tartışmasını yaratacaktır. Dolayısıyla yüzeysel sürüntü, biyopsi ve aspirasyon bu kararı vermekte bize çok yardımcı olacak örnek türleri değildir. Aynı zamanda kırıkla ilgili enfeksiyonlar çevreyle teması olacağı için de birden çok mikroorganizmanın aynı anda üremesi söz konusu olacaktır. Yine ameliyat öncesi biyopsilerle gözden kaçan mikroorganizmalar aslında ameliyatta alınan kemik biyopsileriyle tanı koyulması imkanı ortaya çıkıyor. Bazen kırık operasyonlarında çeşitli implantlar kullanılabilir. Bu implantın ya da kırık bölgesinden alınan kemik dokusunun sonikasyonu ve homojenizasyonu tanı şansını arttırabilecek yöntemlerdendir. Böyle bir durumda kırıkla ilgili osteomiyelit şüphesi söz konusuysa en az 5 ayrı bölgeden biyopsi alınması gerekiyor. 5 ayrı bölgeden biyopsi alırken de her bir bölge için ayrı bir enstrüman kullanılmalı. Yani bir bölgeye temas ettiğimizde oradaki mikroorganizmayı diğer bölgeye taşımamaya dikkat göstermek gerekiyor ve her bir örneğin ayrı ayrı kaplarda gönderilmesi gerekiyor. Bazen hekimler, cerrahlar birden çok örnek alsa da hepsini aynı kaba koyma eğiliminde olabiliyor ya da enstrümanları tek kullanma eğiliminde de olabilirler. Bunun için de dediğim gibi ortopediyle ve enfeksiyonla işbirliği yapmak çok önemli oluyor. 5 ayrı örnek alındığında ve ayrı şekilde alındığında aynı alanda 5 örneğin en az ikisinde aynı fenotipik özelliklere sahip mikroorganizma saptadığımızda bu enfeksiyon etkeni olma anlamında önemli oluyor. Çünkü dediğim gibi KNS ve koagülaz negatif stafilokoklar ve diğer cilt florasında bulunan mikroorganizmalarda
aynı zamanda kırık enfeksiyon etkeni olabiliyor. Kontaminant mı değil mi ayrım konusunda bu ciddi bir bulgu oluyor. Bir tane örnekte üreme saptanması yorumlanamayacak bir klinik laboratuvar sonucuna neden olabiliyor. Tabii kırığın tedavisinin süreçleri de bazen uzayabiliyor ve dediğim gibi bazen oraya da implant koyulabiliyor ve kırığın üzerinde biyofilm oluşabiliyor ya da oradaki kullanılan enstrümanın üzerinde biyofilm oluşabiliyor. Tabii ki biyofilmi o bölgeden çıkartabilecek, bozabilecek bir yöntem kullanmak da tanının etkinliğini artırıyor. Bunun içinde yine sonikasyon, cerrahi deprimaz sırasında implantların ve kortikal kemik parçalarının çıkarıldığı bölgelerden örnekler alınması tanı şansını arttırıyor ve tanı doğruluğunu arttırıyor. Kırık ilişkili enfeksiyonlarda sonikasyon sıvısının duyarlılığı %65 ila 95 arasında, özgürlük ise %50 ile 97 arasında bildirilmiş. Sonikasyonun örneğinden elde edilen sonuca göre teşhis için derin dokuz örnekleri de eş zamanlı alınmalı ve her iki örnek türündeki üremelerin benzer özelliklerde olması tanı da önemli olmalıdır. Sonikasyondan daha sonra ayrıntılı bahsedeceğim. Bir diğer osteomiyelit türü de spinal osteomiyelit. Diğer osteomiyelit türlerinden oldukça farklı, bir önceki konuşmasında Şiran bahsetti. Spinal osteomiyelit çoğunlukla hematojen enfeksiyon nedeniyle oluyor. Spondilodisit, fasit eklem septik artriti ya da epidural abse gibi hematojen kaynaklı olabiliyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda kan kültürü almak çok önemli oluyor. Mikroorganizmanın saptanma oranı %58 civarında söz konusu oluyor. Spondilodiskit ve spinal osteomiyelit olduğunda da aklımızın bir köşesinde her zaman Brucella ve mikobakteri türlerinin de etken olabileceği bulunmalı ve belki buna göre de ekstra testler ve ekstra kültür yöntemleri uygulanmalı. Hematojen enfeksiyonu olduğunda da hematojen yayılım kaynağını bazen araştırmak gerekebilir ve böyle durumlarda özellikle idrar yolu enfeksiyonu abseler varlığı açısından değerlendirme gerekebilir. Bu tür hastalarda nörolojik bulgulara göre bazen cerrahi, hatta acil cerrahi bile planlanabiliyor. Böyle bir cerrahi işlem planlanacaksa da yine kemik dokusundan ya da enfeksiyon bölgesinden biyopsi örneklerinin alınması en önemli örnek türü, örneklem yöntemi olmalı. Kan kültürü negatif ama acil cerrahi ya da cerrahi endikasyonu olmayan bir hastada da CT eşliğinde biyopsi yapılabilir ve böyle bir durumda da üreme sıklığı %30 ila 60. Postoperatif cerrahi ilişkili enfeksiyonlarda genelde omurganın en yaygın enfeksiyonları. Bu cerrahi alanın kontaminasyonu sonucu olabilecek enfeksiyonlar gibi şeklinde de olabilir. Oradaki implanta ya da enstrümana bağlı enfeksiyon da olabilir. Burada da yine derin doku örneği alınması ve kan kültürü alınması önerilir. Diyabetik ayak osteomiyelitinde de kesinlikle biz diyabetik yaralarda olsun ya da dekübit yaralarında olsun sürüntü örneklerini hiçbir şekilde önermiyoruz. Diyabetik ayak osteomiyelitinde özellikle nekrotik dokunun debritmanından sonra küretaj yapılması veya aspirasyon şeklinde abse materyali alınması önemseniyor. Tabii ki biliyorsunuz nekrotik dokularda mikroorganizmalar canlı olmaz. Sağlam doku ile enfekte doku arasında en yoğun mikroorganizma söz konusu olur. Bazen cerrahlar bunu bilemeyip yüzeyden sürüntü alabiliyor ya da o nekrotik dokunun kendisinin sanki mikroorganizmadan daha yoğun olacağını zannederek o kısımlara gönderiyor. Bu durumlarda hekimle birebir konuşarak durumu açıklamak bir sonraki benzer problemle karşılaşmamak açısından önemli bir avantaj oluşturabilir. Diyabetik ayak osteomiyelitinde bu bahsettiğim derin doku iğne biyopsi ya da derin ülserden alınan örnekler ya da biyopsiler bazen çözüm olmuyor. Çünkü bu tür durumlarda alınan örneklerle, bu şekilde alınan örneklerle kemik dokusundan biyopsi şeklinde alınan örneklerin üremeleri mukayese edildiğinde İkisi arasındaki korelasyonun düşük olduğu görülmüş. Onun için de perkutan kemik biyopsileri, cerrahi debritman uygulanmayacak bir hasta için de en önemli ve en iyi yöntem olabilir. Bu da yine radyoloji eşliğinde yapılan bir uygulama.
Osteomiyelitlerden sonra artritlere, doğal eklemde oluşabilecek artritlere geçmek istiyorum. Bir önceki sunumda yine Şıran'ın sözünü ettiği alanları kısaca vurgulayacağım. Bizim için enflamatuar mı, non-enflamatuar mı veya septik artrit mi değil mi diye ayırt etmede en önemli konu eklem sıvısının incelenmesi. Eklem sıvısının incelenmesinde lökosit sayısı ve lökositlerin içerisindeki lökosit oranı, yüzde oranı çok önemli. Aynı zamanda bazı biyokimyasal parametreleri de önemsiyoruz. Kristal varlığı da anlamlı olabiliyor. Biz laboratuvarımızda polarize mikroskop filtresi de kullanarak, mikroskopun bunu adapte ederek kristal varlığını hatta türünün de ayrımını yapabiliyoruz. Burada birkaç görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Monosodyum ürat kristalleri ışın tarzında böyle ince çizgiler şeklinde görülüyor. Bu polarizasyon filtresini kullanmak alan taramak açısından çok avantajlı. Bizim teknisyenlerin bu konuda gözü çok iyi. Benden önce şu çıplak gözle bunları görebiliyorlar. Ben ayırt edemiyorum maalesef. Polarizasyon filtresi kolayıma geliyor. Kalsiyum pirofosfat kristalleri biraz daha şuradaki şekli daha belirgin dikdörtgen şeklinde oluyor. Dolayısıyla tür ayrımını da yapmak mümkün bu şekilde. Ben hiç görmedim ama triyam kinolon kristalleri de daha düzensiz yapılarda olabiliyor. Kolesterol kristalleri de biraz daha kare şeklinde yapısıyla diğer kristallerden ayırt edilebiliyor. Tabii ki kristal varlığı eklemdeki enflamasyonun bununla ilişkili olabileceği yönünde yönlendirebiliyor ama septik artrit kristal varken de olabiliyor. Dolayısıyla ekarte ettirmiyor. Doğal eklem artriti şüphesi olan bir hastada eklem sıvısı geldiğinde nasıl ekim yapmalıyız? Çünkü kültür en önemli konu bizde. Klasik besi yerleri ekimlerimizi yapıyoruz. Kanlı agar, çikolata, makkonkay ya da EMB. Anaerob için uygun bir besi yeri. Örnek miktarı yeterliyse belki kan kültür şişesi ekimi de yapılmalı. Aerob, anaerob mümkünse, değilse anaerob tercih edilebilir. Yine mantarları saptayabilmek için de SDA ve bireyin her infüzyon agar ekimleri. Tüberküloz şüphesi olan hastalarda tüberküloz ile yönelik ekimler yapılmalı ve inkübasyonu en az 4 gün. Aerob bakterioloji açısından ama anaeroblar şüpheli ise ya da brucella gibi bir şüphe varsa protez eklem ise 14 güne kadar uzatmakta fayda var. Bazen eklem sıvısı diye geliyor, protez olup olmadığını bilemiyorsunuz. O yüzden de bazen dönüp sormak gerekir. Bazen de ne olur ne olmaz diye, eğer eklem sıvısı analizi enfeksiyonla uyumlu bir analizse raporlamadan önce onu kontrol edip 14 güne uzatmakta fayda olabilir. Mantarlar için yine 2 hafta, tabii ki tüberkülozun çok daha uzun inkübasyon süresi var. Protez enfeksiyonları az önceki sunumda Şıran bahsetti. Çok farklı özellikleri olan, hem klinik yaklaşımı çok farklı olan, hem de laboratuvar yaklaşımının da farklı olması gerektiği düşünülen bir grup hasta grubu. Burada 3 farklı guideline gibi doküman ama bunların hepsi konsensus esasında. Bir tanesi ECMID'in yayınladığı, bir tanesi ortopedistlerin Philadelphia konsensusu diye bahsettiği doküman, bir de ITSA'nın yine Amerikan ortopedistleriyle yayınladığı doküman var. Ben bundan sonraki sunumlarımda bu dokümanlardan aldığım bilgileri paylaşacağım. Protez enfeksiyonlarında biyofilm çok önemli. Ve biyofilm oluşumunun sebebiyle bazen çok yavaş, bazen daha ilerleyen dönemlerde, bazen de erken dönemde enfeksiyon görebiliyoruz. Ama biyofilm söz konusuysa genellikle geç dönemde enfeksiyon görüyoruz. Ve ortopedistlerin genelde bu hastaları karşılama şekli omzunda ya da protez değişimi yapılan kalçasında, dizinde geçmeyen, düzelmeyen ağrı şikayetiyle gelen hastalar. Bazen düşük virilen etkenlerin oluşturduğu biyofilm ve sonrasındaki enfeksiyonla hekime gidebiliyorlar. Protez enfeksiyonlarında ana etken Staphylococcus, ardından KNS ve bazı gram negatifler ve anaeroplar en başta geliyor. Doku kültürlerinden kültür yapmak çok önemli. Tüberkülozun metal yüzeylere yapışma özelliği bulunmuyor ama nadir de olsa antitüberküloz hiçbir şekilde tedavi edilmeyip antitüberküloz tedaviye yanıt veren hastaları da
rapor etmişler literatürde. %6 ila 37 oranında da polimikrobiyal üreme saptanmış. Yine doğal kapak artritinde olduğu gibi hücre sayımı, hücre tiplendirmesi ve kültür çok önemli. Histopatoloji önemli. Burada laboratuvardan öneri olarak ortopedistlere gitmesi ya da ortopedistlerin göndermesi gereken örnek sayısı da yine 3 ila 6. En az 3 ya da ideali 6 örnek gönderilmesi ve bunların yani protezin etrafındaki dokulardan olması. Hatta bu guideline'ların bazılarında bu örneklerin nerelerden alınacağı özellikle belirtilmiş. Protezin ultrasonifikasyonu sonrasında elde edilen sıvının kültüre yapılması, bunu anlatacağım ilerleyen slaytlarımda, tanıda yardımcı yöntemler. Ve bu guideline'larda hangi bölgenin protezi varsa, hangi eklemin protezi varsa ona göre ayrı bir yaklaşım önerisinde bulunmuşlar. Bizim bundan haberdar olmamız, çıkan laboratuvar sonucumuzu yorumlamak açısından önemli olacağı için ya da örnek alım sürecini, preanalitik süreci hekimle işbirliği yaparak yönetmek açısından önemli olduğunu düşündüğüm için burada bunlara da yer veriyorum. Kalça ve diz için kültür negatif ise burada etkenler %5 ila 42 oranında mantarlar olabiliyor, mikobakteri türleri olabiliyor %43 oranında ve diğer bakterilerde %11 civarında. Bunun içinde Listeria monocytogenes de olabilir, Cutibacterium acne de olabilir, diğer etkenler de olabilir. Etkenin izolasyon şansını arttırabilmek için çok sayıda örnek almak gerekiyor. Sıvı örnekler gerekirse kan kültür şişesine alınmalı. Protezin sonifikasyonu anlamlı olabilir ve örneklerin uzun inkübasyonu en az 14 gün. Ve yine alternatif yöntemler PCR özellikle gündeme gelebilir. Diz ve kalçada 3 bağımsız örnek öneriliyor ve örneklerin eklem kapsülü, perikapsüler doku, proteze etrafındaki zardan ayrı ayrı alınması önemli. Tonikasyon kültür negatif enfeksiyonlar için anlamlı olabilir denmiş diz ve kalça için. Ama omuzda örnek sayısı arttıkça etkeni saptama olasılığı artıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz, 3'ten fazla örnek alınması gerekiyor. Doku kültürü ve bu örneklerin doku olması gerekiyor. Ve örnekleri mümkün olduğu kadar çok farklı besi yerlerine ekmek etkeni saptamak için önemli. Çünkü az önceki slaytlarda gösterdim. Mantarından tutun da mikobakterilerine kadar, aerobundan anaerobuna kadar farklı farklı bakteriler etken olarak karşımıza çıkabilir. Daha önceki slaytlarımda vurguladığım örneklerin farklı farklı alanlardan farklı ekipmanlarla alınmalı, farklı kaplara koyularak gönderilmeli. Ciltten teması muhakkak önlenmeli. Omuzda omuz artroplastisi revizyonu yapılmış hastalarda beklenmeyen kültür pozitifliği %9 ila 56. Yani enfeksiyon düşünmedikleri halde %9 ila 56 oranında kültürde pozitiflik saptanmış. Böyle olunca tabii sonucu yorumlamak zorlaşıyor klinisyen için. Bu bir enfeksiyon mudur, değil midir, tedavi edilmeli mi, edilmemeli mi gündeme geliyor. Beklenmedik kültür pozitifliğinde de en çok saptanan Cutibacterium acnes. Aynı zamanda Cutibacterium acnes de omuzdaki protezlerin neden olduğu protezlerle ilişkili enfeksiyonların da en sık etkeni. Dolayısıyla burada etken midir, kontaminant mıdır ayrımı yapılması çok önemli oluyor. Yine aynı kırıklarda olduğu gibi birden çok örnek alınması, en az iki örnekte aynı üremenin saptanması çok yardımcı olabiliyor. Ve çeşitli literatür verilerine baktığımızda Cutibacterium acnes üremesi saptanan örneklerin etken olarak yorumlanması oranı da çok değişkenlik gösteriyor. %0 ya da %100 etken olarak kabul edildiği verileri var. Omuz ekleminde yine 14 günlük inkübasyon önemli. Hem aerob hem anaerob ekim. Mümkünse diğer ekimleri de yapmak çok önemli. Doku örneği alınmalı. Kalça ve diz için sonikasyon önemi vurgulanmış ama omuz için sonikasyonun önemiyle ilgili yeterli veri olmadığı, bu verinin desteklenmediği belirtilmiş. Omuz için örnek alınması gerekenler yine kapsül, humeral kanal, proksimal humerus, periprostetik membranı, glenoid gibi alanlardan örnek alınması öneriliyor. Bazı cerrahlar bunu yapıyor, swab'la örnek gönderiyor. Ya da biyopsiyi alıp neye koyacağını bilemeyip o swab'ın içine biyopsiyi koyup onu o şekilde gönderiyor. O yüzden klinik hekimlerle temas etmek, onlarla iletişime geçmek çok önemli oluyor. Her bir örneğin alımında farklı alet ve farklı kap. Sıvı örnek alınabilir ama
Doku örneğine göre sonuç elde etme olasılığı daha az. Sıvı örneği de ekeriz. Diğer doku örnekleri de varsa ekeriz ama tek başına sıvı örneği biraz dezavantaj oluşturacaktır. Bunu da hekimlere aktarmak gerekir. Ayak bileği için de yine yumuşak doku kültürü, intraoperatif kemik kültürü alınması çok önemli. Çok sayıda periprostetik alandan örnek alınması çok önemli. Protez çevresi kültürlerin en az ikisinde yine aynı kural burada da geçerli. Aynı fenotipik özelliklerde mikroorganizmanın saptanması etken lehine yorumlamak açısından önemli. Bu bölgeden yapılan aspirat kültürlerinin spesifisi çok değişken. %65-61 LA 100 arasında, sensivite %80 civarında. Yine ayak bileği için 4 ila 5 örnek öneriliyor ama kesin bir örnek sayısı verilememiş bu guideline'larda. Diğer laboratuvar bilgileriyle birlikte rapor sonucun yorumlanması gerektiği söylenmiş. Protez enfeksiyonlarında biyopsi materyalinin homojenizasyonu çok önemli. Tabii ki çoğumuzun laboratuvarlarında homojenizasyon cihazı var ama bunu bir hasta göstermek istedim. Farklı geldi bana. Bu hazır kit halinde satılıyor. Böyle bir plastik taşıma kabı var. Bizim falkon tüplere benziyor. İçinde de boncuklar var. Çelik boncuklar. Dokuyu ameliyathanede direkt bunun içine koyuyor. Dolayısıyla sterilitesini sağlamış oluyor. Kontaminasyon riskini azaltmış oluyor. Laboratuvara bunun içinde geliyor ve vortexleyip mümkün olduğu kadar örneği parçaladıktan sonra hem katı besiyerlerine hem bu sıvıdan kan kültür besiyerlerine ekim yapılabileceği söyleniyor bu rehberlerde. Bir diğer konu da protez materyalinin sonikasyonu. Birkaç yerde bundan bahsettim. Bunda da steril kapların içine çıkarılan protez. Çünkü genelde hasta protezli ve ameliyat ediliyorsa yeni bir protez takılacak ve bu çıkarılacak demektir. Bu çıkarılan protezin linger laktat içerisine steril kaplarda ameliyathanede koyulması öneriliyor. Sonra bu kabın içi kapağı hiç açılmadan sonifikasyon cihazının içinde sonifikasyon işlemi yapılarak protez yüzeyindeki biyofilm tabakasının sıvının içine geçmesi ve biyofilmin parçalanması sağlanıyor. Bunun içinde çeşitli protokoller var. Vortexlemeyi 30 saniye, sonifikasyonu 5 dakika, tekrar ardından bir vortexleme ve santrifüjle dipten çökeltiden örnek hazırlama şeklinde. Ve bu örneği hem katı besiyerlerine hem de kan kültür şişelerine ekimi yapılması öneriliyor. Katı besiyerine ekim yapıldıktan sonra koloni sayımı yapılmış ve çeşitli yayınlarda anlamlı üreme demek için de bu koloni sayısının kaç olacağı çok tartışılmış. Kesin bir değer yok. Bazı yerlerde 50 koloni eşik değer olarak alınmış. Ama benim gördüğüm bir metanalizde de 5 koloniyi eşik değer almış. Ve 5 koloni eşik değer alındığında da duyarlılığı %82, özgürlüğü %99'a çıktığı bir metanalizde verilmiş. Ama pek çok yayında şunu görüyorum, 50 alınmış. Yani standart bir prosedür yok ama yine de bir standartizasyon çabası var. Doku kültürü tek başına sonifikasyon kültürüne göre daha yüksek duyarlılığa sahip. Yani doku almadan tek başına protezin sonifikasyonundan, kültür sonucundan çıkmak çok sağlıklı olmayabilir. Tek başına doku belki ama en ideali dokuyla sonifikasyon örneğinin eş zamanlı alınıp beraber yorumlanması ve üremelerin benzer olup olmadığını değerlendirmesi önemli. Burada kendi laboratuvarımızda karşılaştığımız birkaç olguyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağ dirseğinde 3 gün önce başlayan ağrı ve hareket kısıtlılığıyla gelen 30'lu yaşlarında bir kadın hasta. 9 ay önce amele nedeniyle kemik iliği transplantasyonu yapılmış ve siklosporin kullanıyor, yani immünsüpresif ajan kullanıyor. Fizik muayenesinde de sağ dirsek romda ağrı saptanmış. İlk geliş CBC'sinde glukosit çok yükselmemiş ama periferik yaymaya baktığımızda nötrofillerde artış, lenfositlerde düşme var ve aynı zamanda prokalsitonin henüz yükselmemişken CRP'si biraz yükselmiş. Burada ürik asitte bakmış ortopedist, ürik asiti de normal aralıklarda saptanmış. Eklem sıvısının analizinde neler var diye bakarsak laktat ve protein değerlerinde biraz artma var. Kristal açısından değerlendirmişiz, kristal görmemişiz. Lökosit sayısı 40 binlerde ve %90'ı nötrofil saptanan hücrelerin.
Biz gram burada şöyle bir şey olmuştu. Ortopedist hasta sürekli AML nedeniyle hastaneye gelip gittiğinden hastanede kalmaktan korkuyor. Ve işlem yapılmasından da çekiniyor. Ortopedist cerrahi işlem yapmayı önermiş, yatırmayı ve gözlemlemeyi gerekirse cerrahi işlem yapmayı önermiş. Hasta yatmayı kabul etmemiş, evine gitmek istemiş. Hastayı göndermiş, ertesi gün tekrar gel diyerekten. Ama cerrahın içine sinmemiş, kendisi örneğin peşinden laboratuvara geldi. Bunun gramında ne var acaba diye. Mikroorganizma görürsek ona göre hastayı geri çağıracaktı. Ama biz lökosit görmemize rağmen mikroorganizma göremedik. O günlerde de eklem enfeksiyon paneli, moleküler panel testi laboratuvarımızda deneme aşamasındaydı. Hadi bunu dedik, buna da koyalım. Biz bunu daha denemedik ama böyle bir kit var elimizde. Size ona göre bir cevap verelim. Eklem panelinde Streptococcus pyogenes ve Pseudomonas aeruginosa'yı aynı anda saptadık. Açıkçası ben tek etken bekliyordum ama iki etken beklemiyordum. Piyogeneze ikna oldum da Pseudomonas burada ne arıyor diye düşündüm. Ama hastanın nötropenik olduğunu ve sık sık hastaneye gelip gittiğini ve bundan birkaç ay önce de perianal abse nedeniyle cerrahi işlem geçirdiğini öğrendik daha sonra. İkisi birden etken olabilir. Moleküler panellerin prensibi güvenilirdir. Bunu dikkate almakta fayda var diye ortopediyle tartıştık, konuştuk. Sonra hastayı geri çağırıp cerrahi işlemini yaptı. Antibiyotik tedavisini enfeksiyonla birlikte planladılar ve hastanın şikayetleri düzeldi. Ancak biz bu hastanın kültürünü de yapmıştık. Şu ilk birkaç McConkey çikolata anaerob besiyeri rutin kanlı ekim. Ben paneldeki şeyleri gördükten sonra gram negatifi ve gram pozitifi antibiyotik diskiyle birlikte ikinci bir kan kültürü ekimi daha yaptırdım sıvıdan. Ama gördüğünüz gibi bu bir hafta da bekledi, 14 günde bekledi. Hiçbir şey üremedi. Sadece şurada bir tane koloni var. Fotoğrafta çok net değil ama bu Streptococcus pyogenes çıktı. Pseudomonas üretemedik. Hastanın yakın zamanda antibiyotik alım öyküsü de yok üstelik. Böyle olunca ben kendi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin rehberlerinden bir alana girmek istiyorum. Oradaki verilere artrit tanısında kültür duyarlılığı ve gram boyama duyarlılığı nedir diye. Non-gonokoksik artritlerde gram boyanın %50-70, kültüründe 75-95 duyarlılığa sahip olduğu. Gonokoksik artritlerde de yüzde daha da düşük, 10-25, kültüründe 10-50 arasında duyarlılık gösterdiğini, tüberküloz artritlerinde de 20 ila gram boyama, bu herhalde ARB de olabilir, tabloda böyle verilmiş, kültürde de %79 pozitiflik saptanmış. Septik artritlerin %90'dan fazlası Neisseria gonorrhoeae dışı mikroorganizmalar ve bu grup hastaların kan kültürlerinde %25 ila 70 oranında pozitiflik var. Eklem sıvısının yanı sıra kan kültürü de septik artritte öneriliyor. Ama bizim muhtemelen Pseudomonas aeruginosa %25 saptayamadığımız kısma denk geliyor. Belki moleküler panel olmasaydı bu hastayı hekim o gece geri çağırmayacaktı. Ertesi gün eklemi biraz daha şişmiş ve sıvısındaki mikroorganizma konsantrasyonu biraz daha artmış vaziyette gelecekti. Belki o zaman aldığımız örneklerde kültürde üretebilecektik. Belki moleküler panelin alt saptama sınırı çok daha düşük olduğu için biz bunları saptayabildik diye yorumladım ben. Burada non-gonokoksik üretritlerden bahsetmişken şunu da vurgulamak istiyorum. Hastada eğer Neisseria gonorrhoeae saptanır ise eklem sıvısında genital sistem örnekleri de alınarak gonokok varlığı araştırılması öneriliyor bizim klimat rehberlerinde. Bunu da burada vurgulamak istiyorum. Verileri bizim hastaneden, şu anki hastaneden olmadığı için bir hasta daha var aslında ama burada sunmadım. Kısaca bahsetmek istiyorum. 55-65 yaş arası kadın hasta artrit bulgularıyla geliyor ve protezi olan bir hasta. Yıllar önce protez ameliyatı olmuş. Artrit sonrası da eklem sıvısı almışlar, diz eklemi. Eklem sıvısından yapılan kültürde Neisseria macaceae üredi. Acaba Malditov bunu doğru mu tanımladı diye şüphe ettik. Birkaç kez tekrar ettik. Zaten sarı pigmenti de vardı. Hani gonokok olmayacağını da düşündük ama sekansa gitti o hasta. Macaceae olarak çıktı. Ve ikinci bir örnek alındı. Bu arada tabii genital sistem örnekleri geldi.
gonokok üremedi. Böyle olunca bu gerçekten etken mi değil mi veya etkense Neisseria gonore mi ya da makasaya mı diye klinisyenler ikna olmak için ikinci bir işlem yapıp bir örnek daha aldılar ve yine Neisseria makasaya üredi. Hastanın gelişmiş hikayesi sorgulandığında bundan bir kısa bir süre önce çocuğu torunuyla oynarken kafasına top çarpmış ve ardından burnundan boz gelme durumu söz konusu olmuş. Biz bu durumun acaba o ekleme hematojen yolla yayılım olup olmayacağını kendi aramızda çokça tartışmıştık. Bunu da burada değişik bir vaka olarak anlatmak istiyorum. Moleküler paneller tabii ki bize o akşam hızlı tanı koymak açısından, hastayı o akşam hemen işlem almak açısından, özellikle de immünsüpresif kullanan bir hasta olduğu için çok hızlandırdı. Burada moleküler panellerin içeriğini paylaşmak istiyorum. Aerob, anaerob ve bazı maya türleri olmak üzere 39 farklı mikroorganizma içeriyor. Ben bu panelde özellikle anaerobları görünce çok mutlu olmuştum açıkçası. Ve 8 farklı direnç genini içeriyor burada. SBL, karbapenem direnç genleri, metisin direnci ve vankomisin direnci. Sonuçlanma süresi biz 2 saatten daha kısa ama 1 saat kadar falan, ama genelde şöyle yapıyoruz, bazen kanlı oluyor örnek ya da bir problem oluyor, tekrar çalışmaya süre olsun diye hekimlerimize 2 saat diye bildiriyoruz ama 1 saate yakın bir sürede sonuç veriyor. Eklem sıvısından çalışılıyor ve örnek miktarı oldukça az. Bu da büyük bir avantaj, 0,5 mililitre gibi bir örnekten. Dolayısıyla kalan örneği başka şeylere kullanabiliyoruz ya da küçük eklemlerden alınmış örneklerde örnek miktarı daha az olduğunda yine de testi kullanma ihtimalimiz oluyor. Örneğin hızlı transferi önemli. Gerekli durumlarda kültür için bunu önermiyoruz ama moleküler panel için buzdolabında bekletilebilir. Besi yeri içinde alınan örneklerin bu testi etkileyeceği için çalışılmaması öneriliyor firma tarafından. Örneğin işlem öncesinde bir işleme tabi tutulması önerilmiyor ya da antikoagülan içerilen kaplarda gelen örneklerin çalışılmaması konusunda uyarılar var. Yine çamaşır suyunun kullanılması, dezenfektanların da örneğin temas etmesi gibi durumlarda da test bundan etkilenebiliyor. Buna da örnek alımı esnasında dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim örneğimizde kültür dönememesine rağmen panelde test saptanmıştı 2 tane mikroorganizma. Literatürde henüz yeni yeni yayınlar var ama literatürden bir yayını sizinle paylaşmak istiyorum. 57 hastaya ait örneklerden yapılmış bir çalışma. Hem kültürü hem panel çalışılmış. 39'u kemik ve eklem enfeksiyonu teşhisi almış bu hastaların. Gram boyamada duyarlılık çok çok daha düşük saptanmış, %33. Özgürlük tabii ki yüksek. Kültürün duyarlılığı %69'larda saptanmış. Özgürlüğü tabii ki yüksek. Biofire paneli kullanılmış. Şu anda bildiğim hazır kit olarak Türkiye'de sadece o var, dünyada da sanıyorum sadece o var. Bu panelin duyarlılığı da %56, özgürlüğü %100. Panel içeriğinde olan mikroorganizmaları saptama oranı oldukça yüksek saptanmış, %92. Tabii ki ama unutmamak lazım, panelin içinde olmayan bir mikroorganizma da etken olabilir. Duyarlılık uyumu da %96. Bir başka merkezden yapılmış bir çalışmanın verilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da çok merkezli bir çalışma. İngiltere'de yapılmış 399 sinovinyal sınavı örneği alınmış ve bunların %70'i doğal eklem örneği. Diğerleri protez ekleme örneği. Polimikrobiyal üreme saptanan örnek sayısı 10. Oldukça düşük ama şurada şunu göstermek istiyorum. Çoğu zaman üremeler koreli ama bazen panel iki etken saptarken kültür bir etken saptamış. Bazen de kültür iki etken saptarken panel bir etken saptamış. Yine şurada da burada da panel burada da tek etkenken kültürde ikinci etken saptanabilmiş. Bu neye göre olabilir? Kültürde panelde olmayanı da saptarsınız. Yine tersi durumda da kültürün saptayamadığı ve mikroorganizmanın konsantrasyonu örnekte az olması durumda da panelle bunu, moleküler panelle saptayabilme ihtimalimiz var. Yine aynı çalışmada rutin kültüre göre oranlarımız, pozitiflik oranı daha da yüksek çıkmış.
Kültür sonuçlarına göre pozitif prediktif değer %91'lere çıkmış, negatif prediktif değer %93'lere. Bu çalışmada oldukça kıymetli bir test olduğu gösterilmiş. Çok merkezli olması, örnek sayısının fazla olması da ayrıca önemli ama tabii ki bu çoğu zaman doğal eklem olduğunu da vurgulamak istiyorum örneklerinin çoğunun. 16 numunede birden panelin içeriğinde olmayan etkenler saptanmış. Yayında buraya Cutibacterium acnes'i de yazmışlar ama bize gelen panelde Cutibacterium acnes içerikte vardı. Bu herhalde oraya giden başka bir versiyon mu onu da bilmiyorum. Direnç genlerinin doğruluğu değerlendirilmiş. Bir tane ESBL saptanmış ve kültürde de bu doğrulanmış. İki tane mesin direnci saptanmış ve aynı şekilde kültürde doğrulanmış. İki enterokok fesiyumda vankomisin direnci saptanmış. Biri doğrulanmış ama diğer enterokok kültürde ürememiş. Şurada etken bazında saptama oranlarını göstermiş. Burada bazı şeyleri vurgulamak istiyorum. Mavi renkte olanlar moleküler paneller, mor renkte olanlar da kültür. Moleküler panelin saptama oranı genel olarak daha yüksek. Ama burada mesela bizim hastamızın tersine Pseudomonas aeruginosa kültürde daha çok saptanmış. Panelde iki hasta kaçırılmış. Yine şurada da Escherichia coli ilginçtir. Bir hasta da kültürde fazla saptanmış ama bir hasta moleküler panelde saptayamamış. Burada aslında tek başına kültür ya da tek başına moleküler panel yerine aynı örnekten ikisinin birden yapılması çok büyük avantaj da sağlayabilir bazen. Ya da panel çalışıldı diye kültürü ihmal etmemek gerekir diye düşünüyorum. İkinci olgumuz. Hastadan eklem sıvısı analizi istenmemiş. CBC ve enfeksiyon markerları istenmiş. Nötrofili biraz yüksek, lenfosit sayısı düşük ve CRP'si yüksek. Prokalsiyonu çok yüksek değil. Gram boyamada da 13-15 lokosit görmüşüz. Mikroorganizma görmemişiz. Kültürde üreme olmamış. Bu hastanın moleküler panelinde Staphylococcus saptadık biz. Sonra kültürde olmadı, üreme olmadı. Staphylococcus üretmesi zor bir etken değil. Biz neden kültürde üretemedik diye geri dönüp hastanın bilgilerini araştırmaya başladık. Bu hastanın bir hafta önce eklem sıvısı bize gelmiş ve biz o zaman kültüründe Staphylococcus aureus rapor etmişiz. Hastaya da o vakit antibiyograma göre de antibiyotik tedavisi başlanmış ve o zaman gördüğünüz gibi serum nötrofil oranı çok daha yüksekmiş, lökosit uyusu çok daha yüksekmiş. Belli ki antibiyotik tedavisine burada yanıt vermiş ve moleküler panelde de saptamamıza rağmen kültürde üreme olmamasının sebebi de buymuş. Bu şunu gösteriyor aslında, antibiyotik tedavisi alan hastalarda moleküler panel bize bir avantaj sağlayabilir. Ama şu da var, üreme yok kültür pozitifse de başlangıcını bilmiyorsak hastanın da bu sefer de antibiyotik tedavisi alıp almadığını da sorgulamak gerekiyor. Kültürde yanlış negatifliğe sebep olan şeyler nedir ya da kültürün yanlış negatiflik oranı nedir artrit tanısında diye bakmak gerekirse yine bizim rehberlerimizde yanlış negatiflik oranı %30 ila 80 olabiliyor. Önceden antibiyotik almışsa hasta. Burada şu önemli, yine de kan kültür örnek miktarı fazlaysa kan kültür şişesini de örneğe koyma şansımız varsa, kan kültür şişelerinde bildiğiniz gibi antibiyotik bağlayan reçineler ya da kömürler var. Bu belki örnek miktarı yeterli ve kan kültür şişesine koyulan bir örnek için mikroorganizmayı izole etme şansını arttıracak avantaj olacaktır. Bunu da burada tekrar vurgulamak istiyorum. Antibiyotik kullanımı dışında yalancı kültür negatifliği sebepleri de yine örneğin uygun şekilde alınmaması, transfer koşullarının uygun olmayışı. Şunu burada vurgulamak istiyorum. Artrit tanısı alan hastanın eklem sıvısı kanlı olabilir. Pıhtılaşmasın diye bazen cerrahlar ya da yanlışlıkla kan tüplerine koyabilir. Bu kan tüplerinin içinde ETA bulunabilir ya da sitrat bulunabilir. Bunlar mikroorganizma üremesini baskılıyor. Dolayısıyla kanlı bir örnek pıhtılaşmasın istiyorsa bir hekim, heparinli bir tüpe alarak transfer etmeli ya da kan kültür şişelerin içinde de heparin var. Doğrudan kan kültür şişesinin içine koymalı kanlı örneği ya da heparinli bir tüpe alması önerilebilir. Ama titrat ve ETA üremeyi inhibe eder. Dolayısıyla örnek alımında da öncesinde de hekimle iletişim halinde olmak çok önemli burada da. Bazen laboratuvarda örnek türüne uygun besiyerinin kullanılmaması ya da besiyerinin kalitesinin kötü olması da
kültür performansını etkileyebilir. Bazen de rutin kültürde üremeyecek türde mikroorganizmalar söz konusu olabilir etken olarak. Böyle durumda yine önden klinik bilgi biliyor olmak, belki gerekirse tüberküloz için ekim yapılması ya da arabe boyanması gibi ya da ilave testlerin yapılması gibi durumların kapısını açacaktır. Kısaca karşılaştırmak gerekirse moleküler panel testleriyle kültür testini ya da PCR'la kültürlerin avantajını ya da dezavantajını kültür her zaman temel yöntem. Yani PCR çalışıyorsak da kültürü ayrıca yapmalıyız, kültürden vazgeçmemeliyiz. Kültürün etkinliği sonikasyon sıvısının kan kültür şişesine eklenmesi ya da sinovial sıvının kan kültür şişesinin etkilenmesiyle etkinliği artacak. Az önce söylediğimiz sebeplerden. Kültür yaptığımızda antimikrobiyal duyarlılık sonucu hakkında da fikrimiz oluyor. Çok önemli. Kültür pek çok laboratuvarda altyapı olduğu için çok rahat kullanılabiliyor. Ama kültür için problem şu, örnek tek ise üretme şansınız düşüyor. Ürettiyseniz etken mi kontaminasyon mu ayrımı yapamıyoruz. O yüzden birden çok örnek alınması gerekiyor. Antibiyotikten etkilenebiliyor. Güç üreyen mikroorganizmalar için uzun süreli inkübasyon gerekiyor. Farklı kültür teknikleri gereken mikroorganizmalar için de önden klinik bilgi gerekiyor ki bu tür ekimler yapılabilsin. PCR tabii ki zaman kazandırıyor. Örnek alımı öncesi antibiyogram olsa bile kültür negatif olmasına rağmen burada PCR'da saptama ihtimalimiz var. Çünkü nükleik asit saptıyoruz. Bu bir avantaj. Antibiyotik direnç genlerini hızlıca saptayabildiği için antibiyotik direnç genlerinin pozitifliği bize ampirik tedavi ya da hızlı tedavi planlama açısından bir fikir verebiliyor. Ama atipik patojenleri PCR'la saptayamayacağımızı, panelde yer almayan mikroorganizmaları ya da panellerde yer almayan direnç mekanizmalarının atlanabileceğini ya da direnç mekanizmasının varlığıyla fenotipin her zaman korele olmayacağını da aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Son olarak kültür ve PCR dışında hangi yöntemler bize ne durumda yardımcı olabilir? Bir de onu şu kısa tabloda özetlemek istiyorum. Erken dönemde kültür negatifse ya da antibiyotik tedavisi varsa zaten bizi moleküler yöntemlere yönlendiriyor bu algoritma. Geç dönemde yine sinüs traktından örnek alınmışsa moleküler yöntemler yardımcı olur sinüs traktı varsa. Yok ise o zaman rutin olarak henüz çok yaygınlaşmamış bir yöntem 16 sRNA PCR. Geç ya da hematojen bir eklem ya da kemik enfeksiyonu varsa da yine kültür negatifliği varsa ya da antibiyotik tedavisi altındaysa da benzer şekilde 16 sRNA'ya. Ama bunların kültürle saptayamadık, PCR'la saptayamadık. O zaman daha farklı etkenler aklımıza gelmeli. Coxsackie Burnett'te burada seroloji yardımcı olabilir. PCR imkanı varsa o işe yarayabilir. Bardetonella Hansella kedi tırma hastalığı çoğu zaman cilt enfeksiyonu yapabiliyor ama belki ekleme kemik enfeksiyonu da şeklinde de ortaya çıkabilir. Seroloji birinci test yöntemi mümkünse PCR. Borrelia Lyme hastalığı yine seroloji mümkünse her yerde mümkün değil. Moleküler yöntemler. Brucella'da seroloji çok hızlı yanıt verir, çok hızlı cevap verir. Kültürde şüphelendiğimiz anda inkübasyonlarını uzatarak saptayabiliriz ve PCR da yine Brucella açısından yapılabilecek bir şey. Mikoplazma türlerinde maalesef sadece PCR ve diğer moleküler yöntemler söz konusu. Aklınıza gelmediyse hastanın onun dışında mikoplazma türlerini başka türlü saptamak eklemden çok kolay değil. Treponema viplei mümkün akılda olabilir artrit etkeni olarak. Onda da yine tek seçenek moleküler yöntemler. Streptobacillus moniliformus bu deney hayvanlarından, ratlardan ısırmayla bulaşabilecek artrit veya cilt enfeksiyonu etkenidir. Bunun da yine özel moleküler yöntemler gerekiyor maalesef. Mantarlar, bizim ülkemizde bunlar çok yaygın değil ama yine immün süpresif hastaysa ve temas mümkünse, ihtimal dahilindeyse de yine ona yönelik PCR testleri akılda tutulmalı. Burada diğer problem olan mikobakteri türleri. Mikobakteri türleri içinde şüphelendiğimiz anda kültür ve PCR bize çok avantaj sağlayabilir ama maalesef panel testleri içeriğinde bu yok. Mikobakteri türü de kültürde üremedikten sonra iyileşmeyen antibiyotik tedaviye yanıt vermeyen hastalarda çoğunlukla akla geliyor ve o zaman yapılıyor.
Gönül Hocam ve Ahmet Hocam bu konuda daha iyi bilgi verecektir ama sanıyorum yani akciğer tüberküloz vakaları dünya üzerinde azalıyor. Diğer bir organ tüberküloz vakaları artıyor. O yüzden de osteomiyelit ya da eklem enfeksiyonlarında tüberküloz da akılda bulundurulmalı diye vurgulamak istiyorum. Ve en son kısaca tüm sunumumdaki bazı vurgulamak istediğim alanları ön plana çıkarmak istiyorum. Osteomiyelit şüphesi var ise yumuşak doku örneği alınmalı, yetersiz. Kemik biyopsisi önerilir. Derin doku örnekleri çok yeterli olmuyor maalesef. İnkübasyon süresini gerekliyse 14 günü uzatmakta fayda var. Ateş varlığından bağımsız kan kültürü alınması işe yarayabilir. Özellikle kan kültürü hematojen osteomiyelit de çok önemli, vurgulamak istiyorum. Kırık ilişkili osteomiyelit ya da protez enfeksiyonlarında çok bölgeden örnek alınması lazım. 5-6 bölge ideali, minimum 3 bölge. En az 2 örnekte benzer mikroorganizmanın üremesi tanı açısından yönlendirici. Sonikasyon tanıya değer katıyor. Protez enfeksiyonlarında özellikle kıymetli oluyor. Tabii ki tek başına değil, biyopsi örneklerine ilave olarak tanıda kullanılmalı. Moleküler testler çok hızlı şekilde zaman kazandırıyor. Geniş kapsamlı patojen sayısı içeriyor. Bu yüzden tanı şansını arttırması açısından çok ümit verici. Kültüre alternatif değil ama kültüre ilave olarak tanıya katkı sağlayacakmış gibi gözüküyor. İlerleyen yıllarda ve zamanda deneyimimiz daha da artacaktır. Teşekkür ediyorum. Bu arada Şiran alfa defansine vurgu yaptı. Biz tabii bunu hiç hastanede konuşmadık. Alfa defansini ben Türkiye'de ticari satan firma bulmaya çok çalıştım ama Türkiye'de bulamadım. Kullanan dinleyiciler arasında hocalarımdan ya da meslektaşlarımdan alfa defansini kullanan varsa hem deneyimlerini hem de nasıl elde edeceğimiz konusunda bize destek sağlarsa ben de memnun olurum. Evet Şiran hocama teşekkür ediyorum güzel sunumlarından dolayı. Yeşim hocam dediği gibi akciğer dışı tüberkülozda tanı yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte bir ivmelenme söz konusu şu anda günümüzde. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında hızlı moleküler sentromik testlerin tanısındaki rolünü biyomeri diagnostik Ayşe Ürün sorumlusu Samet Şaçmaz'dan dinleyeceğiz. Buyurun Samet Bey. Merhabalar. Ekranım geldi mi diye merak ediyorum ama. Evet. Ekranım geldi. Tam ekran yaparsanız. Tabii ki. Evet. Sanırım şimdi oldu. Evet. Oldu. Teşekkür ederim değerli hocam. Ben çok kısa bir 10 dakika. Çünkü değerli hocalarım çok kıymetli bilgiler verdiler. Bizim tarafımızda süreç nasıl işliyor, nasıl gidiyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok yeni bir kit. Biofire ailesine yaklaşık Türkiye için konuşuyorum. Yaklaşık 3 ay oldu. 3 aydır aktif olarak çalışmaya başladık. Biraz neler, indikasyonlarımız neler, içeriğimiz neler biraz da ondan bahsedeceğim. Hocalarımın da bahsettiği gibi kemik ve eklem enfeksiyonları gerçekten çok çeşitli enfeksiyonları var. Tabii biz bunların hepsini hedefleyemiyoruz indikasyonel olarak. Yeşim Hoca'nın bir sunumunda İngiltere'deki bir çalışmadan bahsederken orada fark etmişsinizdir. Kitin adı joint infection ve eklem enfeksiyonu değil de bone and joint infection şeklindeydi ve dünyadaki veya Avrupa'daki çok merkeze dağıtılmıştı. Onun içerisinde Cutibacterium acne de evet vardı. Ama o kitler Türkiye'de de iki merkeze bu çalışmaya girmişti. Ancak o kitler daha sonra yapılan çalışmalarda güncellendi, değiştirildi ve şu an isimlendiriliyor ve bu şekilde satılıyor. Dolayısıyla biz sadece septik artrit ve protez eklem enfeksiyonlarını odaklanıyoruz ve bu iki enfeksiyon tipine uygun indikasyon belirtiyoruz. Çünkü biliyoruz hani hep bahsedildi eklem enfeksiyonları hem tanımlaması çok zor hem de yükselen bir enfeksiyon trialinde çünkü vakalar çok artıyor. Hayat kalitesini arttırmak için eklem cerrahisi sayıları gerçekten artıyor.
teşhisi hocaların bahsettiği gerçekten zor. Klinik açıdan karmaşık, laboratuvar açıdan zorlu bir süreçte karşı karşıya kalınıyor gerçekten. Ve pahalı işlemler gibi görülüyor. Hem hasta açısından da ikinci bir riskleri ortaya çıkartmasından da. Etiyolojisine baktığımızda ise bu isimlerin yan tarafında gördüğü işaretler panelin karşıladığı mikroorganizmalardır. Streptokoklar bir numaralı sırayı alıyor. Bu genel olarak bütün ülkelerde de protez eklem enfeksiyonlarında hep aynı etiyolojiyi neredeyse karşılaşıyoruz. Septik artrite baktığımızda ise burada her yaş grubundan hastalarda görüyoruz. İnsidansı 100 binde 4-10 arasında bölgeden ve ülkeye göre değişiyor. Ve vakaların çoğu hastaneye yatırılması gerekebiliyor. Teşhisi zor. Ve gram boyama veya kültür formansları nispeten problemli ve zorlu. Tıbbi acil durum olarak kabul edildiği çocuklarda bu gerçekten ciddi bir problem. Ve gecikmiş tedavi geri dönüşümsüz eklem hasarlarına sebep olabiliyor. Yaş aralığına baktığınızda ise yine burada en çok stafilokokları, streptokokları, gramnegobasileri ve Neisseria gonorrhoeae gibi enfeksiyonları görebiliyoruz. Ama bazı etiyolojilerde bazı etkenlerin, patojenlerin kültürlerde nispeten daha az üretilebilen patojenler olduğu Kingerella kingia gibi özellikle görülebiliyor. Kingerella kingia panel içerisinde mevcut ve 5 yaşından küçük çocuklarda ostomiyatin ve septik artritin önüne gelen nedeni olarak kabul ediliyor. Zor üreyen bir organizma olduğundan kültürle tanımlaması genellikle problemli, başarısız olabiliyor. Kan kültür şeyleri pozitifliği arttırabiliyor. Bu tarz panellerde, bu bir örnektir aslında bakarsanız, bu tarz panellerde hocalarımın da bahsettiği gibi üretilmesi zor veya vakit alacak patojenleri tanımlamak mümkün. Yine baktığınızda yetişkinlerde septik artrit etiyolojisinde en yüksek oranla Staphylococcus aureus ve streptokoklar aynı şekilde görülüyor. Arkasından Neisseria gonorrhoeae ve gram-negatif diğer pozitifler geliyor. Peki BioFire bu kadar problemli bir numune tipine laboratuvarda ne gibi bir çözüm sunmayı amaçlıyor? İçeriği nedir diye baktığınız zaman gram pozitif bakterilerde aerob, anaerob, gram negatif bakteriler, maya türleri, gram pozitif dirençler ve gram negatif dirençler olmak üzere toplam 39 saniyede ve 1 saat içerisinde sonuç veriyor. Direkt sinovial sıvıdan çalışılmasını öneriyoruz. Sinovial sıvıya herhangi bir ön işlem yapılmamasını öneriyoruz. 200 mikrolitre kültür için 200 mikrolitre kitin içerisinde yüklenmesi bir saat sonunda sorunun çıkmasına sebep oluyor. Kapsamlı aynı anda farklı besiyerlerine farklı plaklara ekilmesi gereken mikroorganizmaları tek bir testte tamamlama şansına sahip olabiliyoruz. Az önce bahsettiğim olgu örneklerinde olduğu gibi hızlı sonuç polimikrobiyal tanımlama mümkün. Tedavi yönetimine yardımcı. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü hocalarımın da bahsettiği gibi mikrobiyolojide altı standart birçok etkende kültür ve kültürün mutlaka devam etmesi bizim tarafımızdan da aynı şekilde öneriliyor. Bu kitle ilgili dünyada bir danışma kurulu diyebileceğimiz bir kurul oluşturuldu ve bu kurulun bu kurul bu kitle ilgili hastalarla ilgili bir white paper yayınladılar. Hangi hastalar hangi indikasyonda konumlandırılmalı, kullanılmalıdır şeklinde. Buraya baktığımız zaman ise eklem enfeksiyonları panelinin uzmanlar tarafından önerildiği kesinlikle teşhis amaçlı kullanılmalı. Herhangi bir takip için kullanılmamalı. Mutlaka septik artrit ve protez eklem enfeksiyonları hastalarının standart bakımını sağlayabilen laboratuvar sistemiyle donatılmış olması gerekliliği, teşhis protokolleriyle hastanın teşhis protokolleriyle birlikte kullanılması gerekliliği ve şüphelen hasta gruplarını ise iki gruba ayırdılar. Biri septik artrit ve akut hematojen eklem enfeksiyonları, bir diğer grup ise postoperatif erken ve akut eklem enfeksiyonları, geç kronik eklem enfeksiyonları şeklinde bir ayrım yaptılar. Baktığımız zaman bu iki gruba da ciddi septik artriti olanlar, kültür negatif kültür sonucu da karşı karşıya kalanlar, erken çocukluk döneminde olanlar, cinsel yolla bulaşan hastalık riski yüksek olan hasta grupları, nazokomiyal kökenli septik artritte olanları, çoklu ilaca direnci patojenlerin yüksek prevalansta olduğu bölgelerde ve antrik tedavi altında olan hastalarda, bağışıklığı baskılanmış hastalarda kullanılmasının avantajlı olabileceği önerildi. Diğer grup ise yine benzer bir şekilde ağır semptomları olan, kültürü negatif gelmiş, çoklu ilacı dirençli bölgeler ve antibiyotik tedavi altında olan ve immün sistem problemli olan
hasta popülasyonlarında kullanılması önerilmiş. Ancak bu öneri her zaman standart yöntemler dediğimiz kültür yöntemleriyle birlikte kullanılmasıyla ilişkilendirilmiş. Çünkü panel içerisinde olmayan, üretilemeyen, panel içerisinde olmayan patojenler olabileceği gibi, çünkü PCR'da tespit edemediği birçok patojen var. Dolayısıyla antibiyogram hala MIC değeri bizim için çok önemli. Ve bu dönemde bu yüzden standart yöntemlerle birlikte kullanılması öneriliyor. Çok sorulan soru, panel içerisinde Staphylococcus epidermisis, Cutibacterium acne ve Coagulase negatif panelde neden yok? Dokun numunesi ve sonik kat kullanabilir miyiz? Eklem enfeksiyonları paneli herhangi bir kan örneklerin içerisinde herhangi bir kan seviyesiyle kabul edilebilir mi veya viskozite veya sıvıdan olumsuz etkilenir mi? Çok kısa cevaplayayım. Coagulase negatif staflarla ilgili özellikle cevaplayayım. Lugnidensis dışında panelde diğer coagulase negatif staflar yok. Yüksek oranda kontaminant olduğundan dolayı gerçekten patojen mi kontaminasyon mu sorusuna bu tarz bir testle cevap verilmesinin uygun olmadığından dolayı Lugnidensis haricinde coagulase negatif staf panelde yok. Benzer şekilde Cutibacterium acne de panelde yok. Çünkü özellikle omuz enfeksiyonlarında çok fazla görülüyor ama varlığı ciddi anlamda acaba patojen mi değil mi'nin ayrımını yapmakla biraz böyle karmaşıklık sebebiyle veriliyor. Bu da sendromik yaklaşımın temelinde bulunan, baktığınız zaman hastayı ve kliniği ve klinisyeni arada bırakmama şeklindeki versiyon yaklaşımına biraz ters olduğu için panel içerisinde yok. Doku numunesi kullanılabilir miyiz? Önermiyoruz doku numunesi kullanılmasını. Off-label kullanan ve kullandığını söyleyen yerler var. Ancak rehberlerde hocalarımın da bahsettiği gibi cerrahtan intraoperatif yolla 4-6 tane numuneyi alması ve bunun içinde 4-6 tane biofire testinin kullanılması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz kullanılmasını önermiyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalarda sinovial sıvı nispeten dokuya eşdeğer bir numune tipi olabileceğiyle ilgili. Sonikant da aynı şekilde kullanılmasını biz yine önermiyoruz. Düşük yoğunluk, yani sonikasyondan kaynaklı oluşabilecek PCR baskılaması ve bazı teknik sonikasyon sıvısından dolayı ve kontaminasyona maruz kalabileceğinden dolayı bunun da kullanılmasını önermiyoruz. Sinovial sıvı içerisinde kan bulunabilir, hani boz olabilir. Bunlarla alakalı bir performansla alakalı bir problem yaşamadık yaptığımız saha çalışmalarında da laboratuvar çalışmalarında da, dolayısıyla kullanılabileceğini söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Teşekkür ediyorum. Hocam sesiniz gelmiyor. Gönül Hocam, sesiniz kapalı. Pardon. Çok teşekkür ediyoruz Samet Bey bilgilendirme için. Şiran Hocama, Yeşim Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten hem tecrübelerini hem de güncel bilgiler ışığında kemik eklem enfeksiyonlarında bize tanıyla ilgili yeni kapılar araladılar. Ben soru var mı? Onlara bakmak istiyorum bir. Bir soru vardı herhalde ama Yeşim Hocam yanıtladı. İsterseniz evet, Yeşim Hocam onu tekrar ben sormak istiyorum size. Heparinle alınmış bir örnekte moleküler testler inhibe olabilir. Sendromik paneller için bu konuda uyarı yapılması iyi olmaz mı diye sormuş Nazlı Gürkan hocamız. Teşekkür ediyorum. Ben aslında heparini söylerken kültür için dedim. Herhalde sendromik panellerin peşine konuşunca ya da bir şeyi eksik ifade ettim, tam cümlemi hatırlamıyorum. Çok haklı. PCR temelli bir test olduğu için heparinli örneği moleküler panel için kullanamayız. Ama hani kanlı bir örnek söz konusuysa direkt koyarız. Bazen pnömoni panelinde karşılaşıyoruz. Henüz eklem panelinde karşılaşmadık. Çok kanlı pnömoni paneline örnek gelebiliyor. Çok yoğun gross hemorajik. O durumda da başka bir kit kullanarak izolasyon yapıp çalışıyoruz. Bunu da böyle denerim diye düşünüyorum ben eklemde. Henüz de böyle bir deneyimim olmadı yalnız. Heparinli örnek kanlı için kültüre önerebiliriz. Yani hani sitratlı ya da etdalı tüp yerine heparinli bir tüpe örnek koyulabilir eklem sıvısı.
Çok teşekkür için ederiz. Çok teşekkür ederiz. Taylan Hoca, Pınar Hoca çok teşekkür etmişler kapsamlı konuşmalar için. Aramızda bir de ortopedist var. Ortopedist arkadaşımız da Hocam görüntüsünü ve sesini. Hocam sizin sesiniz gitti. Erdal'cığım açabiliyor muyuz? Açtım hocam. Tamam. Şu anda sesim geliyor mu? Yankı var. Şu anda nasıl sesim? İyi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bahsetmiş olduğunuz, konuştuğunuz konular bizi ortopedistler olarak çok yakından ilgilendiren ve en büyük korkularımızdan biri olduğu için öncelikle herkesin katkılarına, emeklerine çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bir ortopedistin hayatındaki en büyük travma yaptığı ameliyattan sonra oluşan enfeksiyondur. Gerçekten çok etkileyici bir travma şeklinde dönüşüyor bazen bizde. Çünkü hastalarımız üzerinde çok uzun yıllar süren çok büyük sorunlara sebep olabiliyor. 35 yıllık bir hekim olarak 40 kez ameliyat olmuş bir kalkaneus osteomiyelitine 41. kez ameliyatını yapmış biri olarak konuşuyorum. Yani bunların ne kadar büyük sorunlara sebep olduğunu zaten sizler açısından da malum. Ancak bizler açısından da konunun önemini arz etmek açısından ve bazı konulara vurgu yapmak açısından söz almak istedim. Söz verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdiye kadarki konuşmaları dikkatle dinledim. Ancak tabii ki bir ortopedist olarak sizlerin hakim olduğunuz mikrobiyoloji konusuna bizim hakim olmamız mümkün değil. Ve konunun ne kadar girift, ne kadar detaylı olduğunu görebiliyorum. Çok fazla sayıda mikroorganizmanın olması, çok fazla sayıda mikroorganizmanın tanı yöntemlerinin olması bizi çok ciddi sorunların beklediğini gösteriyor ve çözümleri de ortopedist açısından çok zorlaştırıyor. Bizler enfeksiyon ihtimali olan hastalarımızda ilk desteği enfeksiyon hastalıklarından almaktayız. Enfeksiyoncu arkadaşlarımızın desteğiyle ilerlemekteyiz. Ancak şunu görüyorum ki yani yapılan işlemlerin bir kısmında ciddi hatalar yapılmakta. En azından kültür alınması, numune alınması, numune sayısı, numunelerin nereden ve nasıl alındığı, ne şekilde gönderildiği, ne zaman nereye nasıl ulaştırıldığı ile ilgili çok ciddi sorunlar olduğunu görüyorum. Bunlarla ilgili sizin şu anda kendi aranızda mikrobiyoloji camiası adına yapmış olduğunuz çalışmaların bizlere yönelik olarak da yani ortopedi uzmanlarına yönelik olarak da ayrıca yapılmasını çok arzu ediyorum. Ya bu konuda mikrobiyoloji derneklerinin bizim ortopedi dernekleriyle işbirliği yaparak hem eğitim kliniklerinde, asistan eğitimlerinde hem daha sonra meslek içi eğitimlerde sık sık vurgulanması gerektiğini, sık sık bu eğitimlerin tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Konu gerçekten çok girift bir konu ve erken teşhisin önemi çok büyük. Ama ne yazık ki erken teşhis konusunda çok ciddi sorunlar yaşamaktayız ve erken teşhis yapılmadığı takdirde oluşan kronik enfeksiyonların sağaltımı hem çok ciddi sorunlara sebep olmakta hem de çok büyük maliyet ve külfet getirmekte. Hastanın hem sağlığı açısından hem psikolojisi açısından hastaya çok büyük yük. Bunu yöneten hekime çok büyük yük, çok büyük stres ve devlete çok büyük yük. Yani antibiyotiklerin kullanım esnasında oluşabilecek meblağlar yüz binlerce lirayı geçmekte. Yani arkasından protezlerin değiştirilmesi, yeni protezlerin kullanılması bunlar ayrıca ekstra yükler getirmekte. Bunlar sizlerin de farkında olduğunuz konular ancak
Yani bizler içinde yaşayan insanlar olarak, ortopedistler olarak yaşadığımız sorunları sizlerle özellikle birebir paylaşabildiğimiz ölçüde çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Son yıllarda maalesef hekimlik daha çok tetkik yöntemleriyle yürütülmekte. Yani klinik yöntemlerle ya da birebir ilişkilerle, karşılıklı hekim hekime konsültasyonlarla değil de şunu iste, bunu iste, bu sonucun sonucuna göre de şunu yapalım, bunu yapalım şeklinde yürütülmekte. Bunu fark ediyorum. Onun için bizlerin, sizlerle olan enfeksiyoncu hasta arkadaşlarımızla ve mikrobiyolog arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizin hem daha iyi olması, hem daha sürekli olması, hatta gerekirse cerrahi esnasında, ameliyat esnasında numunelerin alınması, numunelerin yollanması konusunda bize sizlerin destek ve yön vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda aslında söylenecek çok fazla şey var. Yani hem klinik manada hem tıbbi manada, ama ben daha çok olayın sahadaki tecrübelerimiz manasında konuşmayı arzu ettim. Ve bu konuda hem sizlerin farkındalığını bir nebze belki arttırmak, hem de ayrıca emeklerinize teşekkür etmek istedim. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana sormak istediğiniz şeyler olursa da cevaplamak isterim. Çok teşekkür ederiz Bahadır Hocam katkılarınız için. Gerçekten hani sahada yaşayanlar açısından bir ortopedistin katkısı çok anlamlı oldu. Çok teşekkür ederiz. Yeşim Hocam, var mıdır sorunuz arkadaşımıza, hocamıza? Ben şeyi sormak istiyorum. Bu acaba benim şimdi karşılaştığım protez enfeksiyonlarında çoklu örnek alınması uygulaması cerrahiler alanlarda pek bilinmiyor. Siz tabii ortopedi camiasında daha iyi biliyorsunuz. Bu uygulamanın yaygınlığı nedir? Yapılabiliyor mu ya da farkındalık var mı bu konuda? Bu konuda farkındalığın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben size şöyle özetleyeyim. Bizim yani post-op erken dönemde çıkan enfeksiyon bulgularında kafamız enflamasyon mudur, enfeksiyon mudur konusuyla karışıyor. Yani ilk etapta. Ve o arada bizim ilk destekçilerimiz, ilk parametrelerimiz sedim, SRP, hemogram gibi kan değerlerine bakıyoruz. Ve sizin de zaten konuşmalarda belirttiğiniz gibi bu değerler her zaman korelasyon göstermiyor. Yani aynı şekilde bir korelasyon yok. Evet. Ki kaldı ki enflamasyonda da zaten bu değerlerin yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ayırt etmekte güçlük çekiyoruz. Yani ponksiyon yapıp yani eklem içi sıvı almak, eklem içi sıvısının tetkiki tabii ki uyguladığımız yöntemler arasında şüphelendiğimiz hastalarda yapıyoruz, ama bunların büyük bir kısmında da üreme olmadığını görüyoruz. Ve bizim yolumuz orada tıkanıyor. Eğer bize üreme yok dendiği zaman biz tamam diyoruz, üreme yok, o zaman enflamasyondur bu. Fakat benim gözlemlediğim şey enflamasyon mu enfeksiyonu başlattı, enfeksiyon mu enflamasyonu başlattı? Ya bu konuda tereddütlerim var. Yani ben enfeksiyonların enflamasyonları başlatmış olabileceğine dair şüphelerim var. Ve bu konuda da yeterli teşhis yöntemleri, hızlı teşhis yöntemleri konusunda sıkıntılarımız olduğunu gözlemliyorum. Burada bizim de hatalarımız var tabii ki. Yani cerrahların da hataları var. Ancak laboratuvarlarda üretilememesinin teknik olarak bazı zorlukları olduğunu, işte bazı belki yeni işte şu anda konuştuğunuz yeni tekniklerin belki biraz bize yol aldırabileceğini düşünüyorum. Ancak yine bu konunun çözümünün bizlerle sizlerin, yani enfeksiyoncu ve mikrobiyolog camiasıyla ortopedist camiasının bu konudaki farkındalıklarının ve işbirliklerinin artırılmasıyla çözülebileceğini düşünüyorum. Burada eksiklerin olduğunu düşünüyorum. Ve çoğu hastada da zaten enflamasyonla beraber ya da erken dönemde özellikle antibiyotik kullanımı zaten postop dönemde olduğu için belki üretilemiyor. Geç dönemde gelen hastalarda bir yıl ya da iki yıl sonra gelen hastalarda bizim enfeksiyondan önce aklımıza gelen şeyler acaba protez gevşemesi mi, aseptik bir gevşeme mi?
kemikteki oluşan mikro nekrozlara bağlı oluşan bir gevşememe olduğuna dair düşüncelerimiz oluyor. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapıyoruz, sintigrafiler çektiriyoruz, tetkikler yaptırıyoruz. Tetkiklerin çoğu negatif geliyor. Sintigrafi çok böyle bize yol gösteremiyor. Cerrahi girişimler tabii bu tür şeylerde ancak ve ancak şüphenin yoğunlaştığı durumlarda mümkün. Ve biz artık hastaya bunda enfeksiyon vardır, var bu hastada enfeksiyon dediğim durumlarda cerrahi girişimleri tercih ediyoruz. Hem cerrahi olarak devritman, hem cerrahi olarak numune alınması ve sizler de zaten konuşmalarınızda belirttiniz. Yani aspirasyon sıvılarının çok da böyle üretilme konusunda yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda zannediyorum biraz daha aramızdaki işbirliğini arttırarak yeni bir pratik uygulama guideline'larını oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok haklısınız hocam. Ben laboratuvar açısından öncelikle hakikaten hem cerrahlarla hem de enfeksiyonla aynı masaya oturup biz ne yapmalıyızı tartışmak, gerekirse toplantı düzenlemek ve ortak karar almak çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Şiran da hatırlayacaktır. Ben hastaneye ilk geldiğimde ortopedinin çok şikayeti vardı. Kültürlerde yeterince şey alamıyoruz diye. Sonra onlar guideline'larını paylaştı. Biz elimizdeki guideline'ları aldık. Üç branş oturup bir ortak toplantıyla bir karar aldık. Herkes kendi rehberleriyle değerlendirdi. Aslında gördük ki hani o guideline da değil aslında konsensus onlar. Çok da birbirinden uzak ya da birbiriyle çelişen şeyler söylemiyorlar ve ortak fikre varılabilecek şekilde. Herkes bunu kabul edip bundan sonra buna göre de uygulamaya başladığında hem örnek türünün seçilmesi hem de örneğin uygun şekilde gönderilmesi çok arttı. Doğal olarak bu kültür performansına da yansıdı. Biz mikrobiyologların klinikten bu gelmese bile klinisyene ulaşıp kendimizi tanıtıp bu iş için uğraşabileceğimizi göstermemizin bile faydalı olacağını düşünüyorum. Çuvaldızı kendimize batırmak gerekirse birinci kısım iletişimi sağlıklı sağlamak, ikinci kısım tüm steril vücut sıvılarının hücre sayımının çok hızlı bir şekilde raporlanması, bildirilmesi. Aynı zamanda lokosit saptandığında hücre tiplendirmesinin de sitosantrifüj sonrası yüzde kaç lokosit nötrofil, yüzde kaç lenfosit bu oranın da aynı en kısa zamanda bildirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eklem sıvısı için kristal analizinin istensin istenmesin yapılması gerektiğini önemsiyorum. Ben kendim yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi polarizasyon filtresi çok zor bir şey değil. Klasik mikroskobu adapte edebiliyorsunuz. Kullananlar biliyordur. Bir kere aldığınızda da yıllarca kullanılacak bir aparat. O yüzden hastaneye iyi bir yatırım. Kullanmayan arkadaşlar varsa hani onlara bunu vurgulamak isterim. Onun dışında da hakikaten kültürün ne şekilde alındığı, nasıl gönderildiği konusunda uzlaşırsanız ilgili branşlarda geriye kalan üreme sonucunu hekimle tartışmak kalıyor. Hala daha ben bir şeye etken bekliyorum dediğinde de bu sefer o örnekte inkübasyon mu uzatılmalı, başka bir yere mi ekilmeli? Zaten birkaç kültürde siz tartıştığınızda hekim sizi baştan arıyor. Hani birkaç kez siz döndükten sonra konuşunca en baştan hekim size sormaya geliyor. Dediğim gibi mesela bu ortopedist hem gram boya sonucunu kendi görmek için şeye gelmişti, yani laboratuvara gelmişti. İletişimi sağlıklı sağlayınca baştan hastayı bilince de laboratuvarda bazı şeyleri önden yönetmek kolay oluyor. Ben bunları söylemek istiyorum. Moleküler yöntem tabii ki çok katkı sağlayacaktır. Aynı anda pek çok şeye birden bakabilmek adına ve erken sonuç verebilmek adına, ama ondan önce bizim kendimizin baştan kendimizi check etmemiz ve bazı şeyleri, primer şeyleri uygulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tamamıyla katılıyorum. Bu konuda gerçekten ortak düşünüyoruz. Eğer gerçekten hastalarımıza yararlı olacaksa, ülkemize yararlı olacaksa, yani pek çok konuda ilerleme kaydedeceksek bu boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum. Yani biz mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve ortopedi hekimlerinin ortak çalışması olması gerektiğini düşünüyorum. Tek bir hastanın bile ne kadar maliyetli olduğunu düşündüğümüz zaman bu sonuçlar gerçekten çok can yakıcı sonuçlar. Kaldı ki bizlerin bir hastayla yıllar boyu uğraşmak zorunda kaldığımızı düşündüğünüz zaman, ki kalıyoruz bazen, bunun sonuçlarına katlanmak, bunun psikolojisini taşımak, bunun sorumluluğunu taşımak son derece güç oluyor.
Bu konuda benim özellikle tüm mikrobiyoloji camiasından da eğitim kliniklerinden özellikle hocalarımızdan etek bir istirhamım var. Yani bu farkındalığı arttırma konusunda sizlerin bizlere ulaşmanız konusunda biraz daha gayretinizi talep ediyorum. Yani bizler o konuda biraz belki eksik olabiliriz. Nedeni de çok yoğun çalışan klinikleriz. Gerçekten travmalar olsun, diğer hastalar olsun ve hatta ortopedi hastası olmayan hastalarla boğuşmak yüzünden kaldığımız için polikliniklerde çok fazla meşgulüz. Yani ama 40 yılda bir tane hasta çıktığı zaman o hastanın tanısının konması, tedavisinin planlanması, sonuca ulaşılması çok çok önem arz ediyor. Bir hekim, bir ortopedi uzmanı hekim, ki ben kendi adıma konuşuyorum ki bütün arkadaşlarım genelde böyledir. Yapmış olduğu cerrahi işlemlerde çıkan enfeksiyonlarla ya da çıkmayan enfeksiyonlarla kendini ölçer. Yani bu, ben 20 bin üzerinde ameliyat yapmış bir hekimim. Yani bunların içerisinde enfeksiyon çıkan hastalarım benim korkulu rüyam, kabuslarım. Bunların oluşmaması adına tabii ki bu işbirliğinin arttırılması çok çok önem arz ediyor. Kendi hastanelerimiz içerisinde arttırılmalı, eğitim kliniklerimiz de arttırılmalı. Gerekirse ortopedi asistanlarının mikrobiyoloji ya da enfeksiyon kliniklerinde ciddi bir eğitim sürecinden geçirilmesi, hassasiyetlerin arttırılması, bizler gibi meslekte eski olan hekimlerin zaman zaman hassasiyetlerinin artırılması, dikkatlerinin çekilmesi adına bazı toplantıların, ortak toplantıların düzenlenmesi çok iyi olacaktır. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için Bahadır Hocam. Başka bir sorumuz daha var herhalde. Ayşe Hanım sormuş, Ayşe Ceylan'ım. Ahmetciğim, soruyu sen sorabilir misin? Ahmet tabii, Hocam. Tabii ki hocam. Tabii ki hocam. Hemen soruyorum. Ayşe Ceylan hocamız, merhaba. Öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel bir toplantı. Biraz geç katıldım. Kaçırdıysam kusura bakmayınız. PCI'de biyofilm oluşturan bir bakteri etken ise eklem sıvısında çalışıldığı için bu sentromik panelle etkenin yakalanma şansı düşük müdür diye soruyor. Yani ben literatürde şimdi eklem panelinin kullanıldığı iki tane makaleye rastladım. Bununla ilgili veriler artacaktır ama mevcut literatür verisinde proteze enfeksiyonu eklem sıvısındaki performansla diğer eklem sıvısındaki performans mukayese edilmemişti. O yüzden bu soruya net bir cevap veremeyeceğim. Benim de protez eklemle ilgili deneyimim olmadı. Olanların hepsi doğal eklemdi. O yüzden hani kendi deneyimimi de paylaşamayacağım maalesef. Kit yeni kullanıldıkça hakikaten deneyimler artacak ve veriler belirginleşecektir. Teşekkürler. Evet, dediğiniz gibi daha yeni bir kit. Çalıştıkça daha iyi verilere sahip olacağız diye düşünüyoruz. Başka soru yok sanırım. Demet Can Yılmaz hocamızın bir şeyi var hocam. Tüm hocalarıma teşekkür ederim. Sanırım bu eğitim ortopedi ve beyin cerrahi meslektaşlarımıza da hastane içi butik toplantılarla anlatılmalı. Aksi takdirde ameliyat yapılıp tek örnek geldiği zaman çok geç kalınmış olacak diye böyle bir paylaşım oldu. Biz de böyle çözdük hastanede. Gerçekten öğrendiğimizi aktarmamız lazım meslektaşlarımıza. Ayşe Kalkancı hocamın katkısı var. Tüm konuşmalara bu özel konudaki detaylı ve yararlı sunumlar için çok teşekkür ederim. Osteomiyelit veya eklem enfeksiyonlarında etken saptayabilme oranı genel olarak nedir acaba? Tedavi genellikle ampirik midir? Yoksa genel olarak ne kadar etkene yönelik tedavi başlanabilir? Hocam, buna ben yanıt verebilirim isterseniz. Buyurun hocam. Az önce paylaştığım bir şey vardı. Protez enfeksiyonlarında, diş ve kalça enfeksiyonlarında bu oranın aslında %70-75 olduğunu görüyoruz. %25 hastada etken saptanamıyor. Bunun üstüne nedenleri, birçok nedeni var ama özellikle ampirik antibiyotik tedavisinin yaygınlığı bunun önündeki en büyük engel. Özellikle yüzeyel başladığı düşünüldüğü için enfeksiyonun ampirik antibiyotik başlanırsa ve hatta
sistemik bulgu ön planda olduğunda daha da geniş spektrumlu başlarsa, çünkü Türkiye biraz direnç açısından da direnç oranı yüksek bir ülke olduğu için doğrudan vankomisin, teikoplarin gibi antibiyotikler başlanınca ve etken saptanamazsa bu tedavi hem de geniş spektrum olarak uzun süre devam etmek durumunda kalıyor. Yani tedavi genellikle ampirik midir sorusu yanıtı genellikle değildir ama ampirik kısmı da önemli bir kısmı, bir yer tutar. Ama bunun tek bir cevabı yok. İşte eğitimle bu oranlar, ampirik antibiyotik kullanım oranı düşer. Etken saptama ihtimali artar. Aslında bu da çok değişken zaman içerisinde. Ama bence 4'te 3'ü falan gibi desek herhalde yeridir. Diyabetik ayak enfeksiyonlarında da örnekler cilt altı dokudan alındığı zaman evet mutlaka patojenler ürüyor ama bunlar gerçekten etken midir sorusu bu sefer. Yani doku örneği almak, doku kültürü göndermek benim gördüğüm çok son derece düşük bir orana sahip. Çok standart yapılırsa bu oran %75, 70-75'lere falan çıkabilir bence osteomiyelit içinde. Çok teşekkür ederiz. Aydan hocamız teşekkür etmiş. Sunumun çok yararlı olduğunu, sunum yapan hocalara çok teşekkür ediyor. Klinik laboratuvar işbirliğinin önemine dikkat çeken çok güzel bir konu olduğunu vurgulamış. Bize teşekkür ediyoruz. Katılan hocalarımıza, katkı sunan hocalarımıza sorularıyla. Ben Yeşim hocama bir soru sormak istiyorum. Sonik kültürle ilgili acaba ülkemizde kullanılıyor mu bu kültür yöntemi? Bildiğiniz var mı hocam? Ben kullanmadım açıkçası hocam. Deneyimi olan varsa hakikaten bizlerle paylaşırsa ben de memnun olurum. Ultrasonikasyon cihazını laboratuvara temin etmedik henüz. Bir de tabii ki sadece belli protez enfeksiyonlarında kullanılacağı için ne kadar çok cerrahi o anlamda yapılıyor hastanenizde bu karar için o da önemli oluyor. Evet. Deneyimi olan hocalarım ya da meslektaşlarım varsa biz de memnun oluruz paylaşırsa deneyimini. Evet. Yani izolasyon şansını artırma bakımından, kültürün duyarlılığını artırma bakımından faydalı gibi gözüküyor. Bir de sunduğunuz doku homojenizatörü de çok güzeldi. O da çok güzel bir yöntem. Ülkemizde var mı acaba onu da merak ettim ben. Biz klasik homojenizatörü kullanıyoruz. Şeyde kullanılanların aynısından. Tabii o açık bir sistem oluyor. Kontaminasyon riskini arttırıyor ama buna benzer bir şey kullanan varsa gerçekten biz de öğrenmek isteriz. Bende yok. Ben yani tüberkülozla ilgili bir vurgulama yapmıştım. Onunla ilgili birkaç cümle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten tüberkülozun kontrol altına alındığı ülkelerde, oranları düştüğü ülkelerde akciğer tüberkülozlarının sayısı azalıyor ama ekstra pulmoner tüberkülozlar artıyor. Özellikle bir takım risk faktörleri de işte HIV pozitifliği gibi ya da işte göç gibi immün süpresiflerin kullanımı gibi durumlarda bu tip ekstra pulmoner tüberkülozların sayısında artış olacağı ile ilgili bilgilerimiz var. Bu anlamda tüberküloz kemik eklem enfeksiyonlarında hep hatırlatılması gereken, özellikle kültür negatifliğinde mutlaka akla getirilmesi gereken bir mikroorganizma diye düşünüyorum. Belki Samet Bey bize güzel haberler verir. Tüberkülozun da panel içerisine gireceğiyle ilgili. Belki ilerideki çalışmalarda bu panel içerisine dahil olur diye hayal ediyoruz. Hocam, tüberkülozun sadece bu panelde değil, başka panellere girmesi yönünde de menenjit vesaire gibi bir hayal gerçekten de var. Ama onun önünde bazı hem regülasyon engelleri var hem de teknolojik engeller var. İnşallah ilerleyen dönemlerde böyle bir cevap veririz ama şu aşamada maalesef güzel bir cevap veremeyeceğim. Henüz kit çıkalı 3 ay oldu. Hani bir daha ne zaman güncellenir? Verilerimiz çok yok daha elimizde, yeni veriler. Ama tüberküloz bir şahsına münhasır bir organizma. Biraz bu tarz teknoloji, yani bazı Avrupa Birliği uyum süreci, Amerika uyum süreci hepsini bir araya getirmek, panelin içerisine hiçbir diğer patojenin hassasiyetini ve özgürlüğünü bozmadan her şeyi ilave etmek bazen ciddi zaman alabiliyor. Tüberküloz da onlardan bir tanesi. Yani 39 etken olan bir panele tüberkülozu koyup 5 tanesinin, 6 tanesinin hassasiyetini bozduğunuzda o panel bozulmuş oluyor. Dolayısıyla birkaç tane engelimiz var. İnşallah onları aşarız ilerleyen dönemlerde.
bu konuyla ilgili de güzel cevaplar veririz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tuğçe hocamıza teşekkür etmiş sunumları için hocalarımıza. Ben de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, dolu dolu bir oturum oldu. Güncel bilgiler ışığında, güncel konsensus raporları ışığında hem Şiran hocamıza hem Yeşim hocamıza ben çok teşekkür ediyorum. Çok büyük katkı sağladığına inanıyorum camiamıza. Son sözleri söyleyerek kapatalım. Ya da uzun oldu. Şiran hocamızdan başlayalım isterseniz. Buyurun Şiran hocam. Hocam tekrar bakışını Adil hocamla birlikte de cerrahi bakışı bir arada tartışmış olduk, deneyimlemiş olduk. Bu işbirliğinin özellikle bu tip infeksiyonlar oldukça yönetimi zor infeksiyonlardı. Benzeri diğer infeksiyonlarda da aynen bu hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de katıldığınız için, bizi kırmadığınız için çok sağ olun. Samet Bey, sizin var mı bir son sözünüz? Sizden alalım son sözünüzü. Çok teşekkür ederim. Böyle değerli toplantılar, biz de firma olarak birçok şey öğreniyoruz. Çok teşekkürler desteğiniz için ve bilgilendirmeniz için. Sunum yapan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yeşim hocam, sizin son söyleyecekleriniz var mıdır? Hocam izniniz olursa Ayşe Kalkancı hocanın bir paylaşımı var, onu da paylaşmak isterim. Ultrasonik çalkalayıcı kullanmış, deneyimini paylaşmış. Benim kullandığı standart bir çalkalayıcı kullanmıştım. Protezden biyofilmi ayırmaya yeterli olmadı. Çalkalayıcının vurma gücünün ve amplitüdünün çok yüksek olması gerekiyor. Çalkalayıcının tek ve güçlü bir darbe yapabilmesi gerekiyor diyor. Demek ki ona uygun ultrasonik çalkalayıcı da kullanmak önemli demek için. Ben klinikte en zorlandığım konulardan biriydi bu klinisyenlerle işbirliği yapmak ve onların taleplerine cevap vermek konusunda. Zorlandıkça bir şeyler okudum ve öğrendim. Bu konunun masaya yatırılması çok önemliydi. O yüzden TMC yönetimine böyle bir program hazırladığı için klinisyen ve mikrobiyoloji birlikteliğini de göz önünde bulundurarak hazırladığı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Çok, gerçekten çok verimli, güzel bir oturum oldu. Bu arada İknur Kaleli hocamız da teşekkür etmiş. Çok yararlı olduğunu söylemiş. Ahmet hocam buyurun. Son sözü siz de söyleyin. Kapanışı da siz yapın. Ben son sözlerimi söylemiş oldum. Hem cemiyetimize hem bütün katılımcı hocalarıma, arkadaşlarımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir panel dizisi oldu bu dizi. Herkesi her salı böyle ekran başına getirdik. Çok teşekkür ediyorum. Buyur Ahmetciğim. Ben de son sözlerimi söylemeden önce güzel sunumları için değerli hocalarımıza teşekkür eden Tuğçe Şimşek Bozok hocamızın da mesajını okuyayım. Ben de tüm sunumu yapan hocalarımıza teşekkür ederim. Gayet faydalı, yararlı oldu. Ayrıca tüm katılımcılara da bu saate kadar oturup uzun bir sunumdu. Ayrılmadan dinlediler. Herkese teşekkür ederim. Bu sentromik panellerle ilgili oturumlarımız gayet aslında güzel ilgi çekti. İnşallah başında da söylediğimiz gibi bunları bir şekilde yazıya döküp öyle de tekrardan teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.